Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün Dünya Kitap Okuma Günü. Bu güzel günde muhteşem bir roman konuşuyoruz. Körleşme, Elias Canetti'nin kitabı. Modernist romancı, oyun yazarı, anı ve kurgusal olmayan düz yazı yazarı. Eserlerini Almanca yazan Canetti, geniş bir bakış açısı, fikir zenginliği ve sanatsal güç ile işaretlenmiş yazıları için 1981 yılında Nobel Edebiyat Ödülü kazandı. 1905 Rus Türk Bulgaristan doğumlu Yahudi bir ailenin çocuğu. 1911'e kadar ailesiyle Rus Türk'te yaşıyor. Sonrasında İngiltere'ye taşınıyor. Babasının vefatından sonra Viyana'ya gidiyor. Burada yeni bir hayata başlıyor. Bulgarca, İngilizce, Fransızca konuşabiliyor. 7 yaşına geldiği Viyana'da genellikle kullandığı dil Almanca. Ve gelecekte bütün eserlerinde Almanca yazıyor. Sonrasında Zürih ve Almanya'da yaşıyor. Sonra Almanya'da liseden mezun olunca kimya eğitimi için Viyana'ya gidiyor. Viyana'da geçirdiği yıllarda ömür boyu en büyük tutkusu olan edebiyatla ilgilenmeye başlıyor. Daha öğrenciyken yazmaya başlıyor ve edebiyat çevresinde de tanınmaya başlıyor. Körleşme ya muhteşem bir roman. Benden öneri isteyen arkadaşlar hep bu yıllardır bu romanı öneriyorum. Sonra yazar bütün yaşamının tek romanı arkadaşlar bu arada bu romanı. Sonra bütün yaşamında kitle ve iktidarı yazmaya çalışıyor ve onu bitiriyor. Şimdi Körleşme'de sinolog bir bilim adamı var. Eski kadim Çin kültürünü araştırıyor ki Profesör Kia. 3 bölüm daha oluşuyor. Dünyasız bir kafa, kafasız bir dünya ve kafadaki dünya. Şimdi profesörümüz bir çocukla bile konuşunca kendisini suçluyor. Yani kendi etrafında hiç kimseye değer vermeyen, kendini dört duvar arasında kapalı kitaplarına adamış bir adam. Bir insanların kendi değer vermediği, cahil gördüğü insanların elinde oyuncak oluyor. Bu yazarımız bu romanı 26 yaşında yazıyor. Ay şimdi burada 25 bin kitabı ile yaşayan Profesör Kiye'nin ve onun işte oyuncak olduğu işte mavi etekli, kolalı etekli, trezli, işte bir cüce, bir faşist kapıcının elinde neler olduğu, neler çektiğini konuşacağız hep beraber. Şimdi bize yazarı ve kitabı Mert Bey anlatacak. Buyurun Mert Bey. Merhaba Merve, konuşma sürem ne kadar o ölçüyü çok aşmamaya Aa, yok çalışayım. şey, siz anlatacağınız için süre yok Mert Bey. Buyurun. Şimdi körleşme dedik, Die Blendung aslında özgün Almanca adı kitabımızın. Şimdi aslında Blendung'u tam körleşme diye çeviremeyiz. Çünkü körleşme Eblendung Almanca'da. Kamaşma diye çevirmek belki daha doğru olabilirdi. Yani nesnel bir etkiyle, gerçi tabii Ahmet Cemal çok önemli bir çevirmen, kitabın çevirmeni. Çok büyük bir değer gerçekten, çok önemli katkıları var. Özellikle Almanca'dan Türk diline kazandırılan yapıtlar konusunda. Ama burada nedense körleşme başlığını seçmiş. Kamaşma nesnel bir etkiyle insan gözünün nesnel gerçekliği, dış gerçekliği alınlayamaması, algılayamaması, duyumsayamaması hali. Bu açıklamayı şunun için yaptım. Başlık biraz hani roman, alegorik bir roman. Romanda anlatılmak istenenlerle ilişkili bir başlık aslında. Dolayısıyla bu açıklama o bakımdan belki gerekli. Kamaşma, yani diyelim güçlü bir ışık etkisiyle söz gelimi örnek alarak. Gözün aslında hani dış dünyayı duyumsayamaması, algılayamaması hali. Dolayısıyla kitapta da böyle şeyler aslında anlatılıyor alegorik olarak. Nesnel etkilerle, sosyal psikolojik
ya da işte sosyolojik nesnel etkilerle insanların dış gerçekliği doğru alımlamalarındaki yanılmalar aslında. Bilinç yanılmaları, algı yanılmaları. Şimdi yazarımız Merve de belirtti. 1905 doğumlu. 1994'te Zürih'te ölüyor. Rusçuk'ta doğmuş Merve'nin belirttiği gibi. Bir liman şehrinde Bulgaristan'la Romanya arasında bir sınır hattı oluşturan Tuna Nehri üzerindeki bir liman şehrinde doğmuş. O zamanlar bu topraklar Osmanlı Devleti'nin elinde henüz. Daha birinci, ikinci Balkan Savaşları yaşanmamış henüz. Her neyse, şimdi yazarımıza dönersek, Merve'nin de belirttiği gibi çok küçük yaşlarda aslında İngiltere'ye taşınıyorlar ailesiyle birlikte. Ama oraya taşındıktan bir yıl sonra Elias Canetti'nin babası ani bir ölümle yaşamdan ayrılıyor. Bu çok sarsıcı bir etki yapıyor İlyas Kanetti'nin çocuk bilincinin gelişimine. Çünkü şunu fark ediyor. Yani hiçbir şey yaşamda aslında kesin bir güvence altında değil. Yani bir olumsallık demiştik buna. Daha önceki felsefe söyleşilerimizden anımsayacaksınız. Contingency demiştik, olumsallık demiştik. Hatta Heidegger'in bir metaforunu ben bu kavramı açıklamak için kullanmıştım. Anımsayacaksınız. Yani uçuruma doğru tutulmuş olmak. Yani bir el tarafından metaforik olarak anlatıyordu bunu Heidegger. Bir uçurumun üstünde tutuluyor olmak. Yani her an o uçuruma bırakılabilirsiniz aslında. Dolayısıyla daha çocuk Elias Canetti, insanların çoğunlukla aslında daha ileri yaşlarda ayrımsadıkları varoluşsal tedirginliği, varoluş anksiyetesini daha o yıllarda çok yoğun olarak dediğim gibi çocuk bilinciyle, duygularıyla yaşamaya başlıyor. Yani evrende kesin bir düzen olmadı. Kesin belirlenebilir, hesaplanabilir, öngörülebilir. Öndeyisi yapılabilir, prediksiyonu yapılabilir, bir düzen olmadığını görüyor. Şimdi işte her neyse Merve zaten kısmen edindi yaşam öyküsüne. Ben de çok yaşam öyküsü üzerinde çok durarak dağılmayayım ya da işte uzatmayayım konuşmamı. Şimdi Merve'nin de belirttiği gibi İngiltere'den kıta Avrupa'sına geçiyorlar. İşte Avusturya, ondan sonra Viyana ama en sonunda Almanya'da Frankfurt am Main'de karar kılıyorlar. Oraya yerleşiyorlar. Tabii bu ailenin varsıl bir aile olduğunu, tecimen bir aile olduğunu aileden, kökten belirtmek gerekir. Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğuydu Elias Canetti. Şimdi burada işte öğrenimini görüyor. Orta ve yüksek öğreniminin bir bölümünü görüyor. Sonra Viyana'ya kimya öğrenimi için gidiyor. Şimdi şöyle babasının ölümü sonrasında aslında belirli bir ölçüde büyümesiyle ergenlik yıllarıyla falan da birlikte kendisini annesinin koruyucusu rolünü biçiyor. Ama biraz sonra daha belki ayrıntılı açıklayabilirim. Narsistik, egosantrik bir kişilik yapısı eğilimi olduğu için Elias Canetti aslında özellikle ilişki halinde bulunduğu kadınlar üzerinde bir hegemonya kurmayı çok seviyor. Yani böyle bir psikolojik yatkınlığı eğilimi var. İlişki halinde bulunduğu kadınlar üzerinde egemenlik kurma eğilimi, yatkınlığı var. Dolayısıyla 19 yaşında da annesiyle ilişkileri yani geri dönüşsüz biçimde bozuluyor ve kopuyor.
İşte Viyana'ya gelme nedeni aslında sanatın, kültürün merkezi Viyana. Bir yerde kültürün, sanatın, edebiyatın başkenti o yıllarda. Düşüncenin başkenti. İşte oradaki entelektüel kafeleri, bohem kafeleri elbette ziyaret ediyor. Oralara devam ediyor. İşte orada Robert Musil'le, Alban Berg'le, 12 ton müziğinin kurucusu, geliştirmesi kurucusu, tabii en başta biliyorsunuz Schönberg vardı. Alban Berg'le Anton Webern onun öğrencileriydi. Alban Berg de tanışıyor Avusturya'da. Başka çok önemli düşünce yaşamının, yazılım yaşamının önemli simalarıyla tanışıyor. Şimdi bu körleşme yapıtında Merve'nin belirttiği gibi 26-27 yaşında falan yayınlamış. Aslında bir başka çok temel kült yapıtı, baş yapıtı sayabileceğimiz yapıtı var. O da kitle ve iktidar. Şimdi kitle ve iktidar yapıtı hani bakıldığında bir sosyal bilim, sosyoloji, sosyal psikoloji yapıtı araştırması gibi duruyor ama yazar öyle bir biçimle bu kitabı kaleme getiriyor ki, yazıya getiriyor ki, yani çokça metaforlar ve edebi bir üslupta kullanıyor anlatımında. Ve o nedenle bu aslında bir yerde bir araştırma kitabı olarak yayınlanan kitap, bir yönüyle bir yazım çalışması, deneme metni, bir yazınsal metin araştırma gibi de görülebilir. Yani böyle bir adeta bileşke tür edebiyatla işte sosyal bilimler arasında ya da işte sosyal felsefe arasında bileşke bir tür ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kitle fenomeni, olgusu daha çok o genç yaşlardan itibaren, ergen diyebileceğimiz yaşlarından itibaren Elias Canetti'nin ilgisini çekmiş. İlk defa bir Avusturya Sosyal Demokrat Partisi'nin bir işte sokak toplantısında, mitinginde diyelim, konuşmacının etkisine giren oradaki izleyici kitlesinde nasıl söyleyeyim, kitle psikolojisinin esinleyici, büyüleyici etkisini seziniyor, gözlemliyor ve seziniyor. Bunun ayrımını alıyor. Bunun bir inspirasyon olduğunu söylüyor. Batı dillerinde biliyorsunuz inspirasyon diye bir kavram var. Esinlenme diyebiliriz bu kavrama. Esrik bir esinlenme hali. Yani kendinden geçme, böyle bir taşkınlığa varan bir ruh hali içerisinde bir şeyden etkilenme, büyülenme. Şimdi gerçekten de hani ben başka kendi naçizane okumalarımdan da biliyorum. İşte Çiğdem Kağıtçıbaşı biliyorsunuz bizim dünyaca ünlü bir sosyal psikoloğumuzdur. Onun kitaplarından, sosyal psikoloji üzerine yaptığı, işte yayınladığı kitaplardan, yayınlardan falan da biliyorum. Başka yapıtlardan da işte Gustave Le Bon'un biliyorsunuz ünlü kitabı vardır. İşte kitlelerin psikolojisi diye, kitlelerin ruh bilimi diye. Freud bu çalışmayı geliştiren ve bu çalışmaya kendi görüşlerinin katkısını da ekleyen kitle psikolojisi adında bir kitap yayınlamıştır biliyorsunuz ayrıca. Dolayısıyla insan hiçbir zaman bireysel olarak kaldığında davrandığı gibi davranmıyor bir topluluk. Sosyal bir grup, sosyal bir topluluk içerisinde bir kitle hareketi devinimi içerisinde. Şimdi güğülü bir havanın, etkinin ortaya çıktığını düşünüyor Elias Canetti. Elias Canetti bu gerçekliğin farkına aslında oldukça genç yaşlarda varmış dediğim gibi. Ama daha sonraki yıllarda bu Nazilerin işte 33'ten itibaren, 1933'ten
itibaren iktidara gelişleriyle birlikte öncesi ve sonrasındaki o Nazilerin ünlü kitle gösterileriyle birlikte bir yerde kitle şov, politik şovlarıyla da birlikte biliyorsunuz hani o hitabet ve o kitlenin duygularına etkili olarak seslenme. Yani daha çok ortalama insanın, vasati insanın ruh haline seslenme vardır. Yani bütün aslında otoriter, totaliter rejimler, bu sosyal psikolojik aracı, enstrümanı, sosyal psikolojik enstrümanı diyelim, kullanırlar kitleleri, kitle desteğini sağlayabilmek için, iktidarlarını berkitebilmek, iktidarlarına sosyal dayanak bulabilmek için. Şimdi burada çok ilginç bir düzeneğin çalıştığını gözlemliyor Elias Canetti. Yani aslında bir yerde gönüllü bir kendini kaybetmeye, bir kitle histerisine, kitlenin de işte konuşmacı ya da liderin etkisiyle böyle bir ruh haline girdi. Esrime haline girdi. Ekstaze sözcüğü vardır Batı dillerinde biliyorsunuz. Esrime diyebiliriz Farsçasıyla. Ya da tasavvufi kavramlar vardır. Cezbe gibi ya da veçt gibi. Yani kendinden geçme, bir tür taşkınlık. Ruhsal taşkınlık hali. Ve büyüleni hoşuna da gidiyor kitlelerin böyle oyunlar, kitle oyunları. Hani kendisini bir parçası sayabildiği, bir gücün parçası sayabildiği, bir güç odağının böyle küçük bir bileşeni sayabildiği, bir neferi sayabildiği kitle hareketleri, kitle olayları, gösterileri kitlelerin de hoşuna giden, onları da büyüleyen, etkisini alabilen bir şey. Gerçekten bu çok doğru. Yani daha sonraki özellikle bu Nazilerin, daha sonra işte İtalya'da Mussolini'nin falan politik hareketini incelediğimizde, oradaki politik pratiği incelediğimizde de bunu bir hayli görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz aslında. Sosyal psikoloji göz ardı edilmemesi gereken bir kerte, bir etken sosyal bilimlerde. Girişte değerli Metin Bey, yeni tanışmış olduk kendisiyle, Marksizme ilgisinden söz etti. Şimdi 20. yüzyılda da Marksizm, yani Marksist kuram, Marx'tan Engels'ten, yani o ilk kuramcılardan, orijindeki kuramcılardan birazcık daha ayrışarak bu üst yapının görece özelliğini, güçlü etkisini vurgulamıştır. Yani ideoloji, Althusser söz gelimi, aslında ideolojinin güçlü etkisine, hani aslında bir toplumsal güç gibi çalıştığına, bir yerde bir maddi güç gibi hatta çalıştığına dikkat çekmiştir. Bunu çözümlemiştir. Devlet ve devletin ideolojik aygıtları vardır. Çok hani kısa sayılabilecek ama çok yoğun bir kitaptır. Sıkı bir kitaptır biliyorsunuz. Devlet ve devletin ideolojik aygıtları kitabı Althusser'in. Dolayısıyla aslında başka Marksist kuramcılar da 20. yüzyıl Marksizm'de benzer saptamaları yapmışlar. Georgi Lukács gibi. Hatta Yunan siyaset bilimci var, Paulanders gibi, Gramsci gibi, tabii hani tarihsel blok ve ideoloji kavramıyla ve aydınların toplumdaki etkisi, aydınların toplumdaki işlevine yönelik yaptığı çözümlemelerle, toplumsal çözümlemelerle. Her neyse, çok konuyu dağıtmayayım. Dolayısıyla böyle bir hani temel yapıtı sayabileceğimiz yapıtı daha var Elias Canetti'nin. Şimdi tabii yapıtlarına biraz değineceğim ama biraz kişiliği üzerinde de durmak isterim. Belirttiğim gibi aslında bir hayli narsistik diyebileceğimiz, ben merkezi, egosantrik diyebileceğimiz bir kişilik profili çiziyor Elias Canetti. Yani dikkat çekmeye, ilgi toplamaya çok odaklanıyor. Özgürlüğü çok seviyor. Söz gelimi onun üçlük anı kitapları vardır arkadaşlar.
Bir yerde otobiyografik bir çalışma da sayabileceğimiz, bir anı kitabı da sayabileceğimiz üç ciltlik anıları vardır. Aslında temel yapıtlarından sayılır o anı kitapları da. Gezi kitaplarının yanı sıra işte Marrakeş'in Sesleri var biliyorsunuz gezi kitabı olarak. O da çok doğrusu hayranlık uyandıran bir kitaptı. Bakın bu otobiyografik üç ciltlik yapıtının başlıkları da aslında biraz yani diğer yapıtlarına da ya da kendi öz gelişimine, otogenesisine de gönderme yapıyor. Entelektüel gelişimine de gönderme yapıyor. Şimdi bakın bu ciltlerden ilkinin adı, hani daha genç çağlarını anlattığı cildin başlığı Kurtarılmış Dil. Bakın çok ilginç bir başlık, Kurtarılmış Dil. İkinci cildin adı daha orta yaşlarını falan anlattı. Kulaktaki Meşaleler. Üçüncü cildin adı da Gözlerin Oyunu. Şimdi bakın Marrakeş'in seslerinde de Fas işte. Marrakeş'i biliyoruz. Aslında çok ilgi çekici bir kent Marrakeş. Merve de gitmiş oraya, değerli Merve'miz de. Doğrusu benim de çok merak ettiğim bir kent Marrakeş. Fas da çok gizemli bir ülke zaten. Her neyse. Şimdi bakın Marrakeş'in seslerinde de aslında kulaklardaki meşale başlığındaki tamlama değil mi? Yani kulaklarla da görmek değil mi? Hani kulakların, işitmenin duyarlarını yoğunlaştırmak, yeğenleştirmek buna vurgu yapıyor. Dolayısıyla bu anı kitaplarına da değinmiş olayım. Sonra hayvanlar üzerine bir ilginç kitabı var arkadaşlar. Yani onların davranışlarını böyle kendi gözlemleri açısından anlattığı, betimlediği, işte çıkarttıkları sesleri falan. Nedense yazarımız hani görme duyusunu da tabii çok etkin kullanıyor ama işitme duyusuna da özel bir ilgisi ya da odaklanması var. Anlatımlarında da pek çok durumda aslında sesleri de bir betimleme aracı olarak anlatımda kullanıyor. Şimdi kişiliği demiştim, egosantrik, bayağı böyle insanlar üzerinde işte etki yapmaya, hatta olabilirse tahakküm kurmaya, sağlamaya dönük eğilimi olan bir kişilik demiştim. Bunu en iyi kadın erkek ilişkilerinde gözlemliyoruz Elias Canetti'nin. Pek çok başka önemli entelektüel kadın, yazar kadın, sanatçı kadınla ilişkisi olduğu gibi Iris Murdoch'la da, İngiliz, İrlandalı da yazar Iris Murdoch'la da uzun süre yaşanmış bir ilişkisi var. Bütün bu ilişkileri de Elias Canetti evliyken yaşıyor. Başka bir karısının adını nedense şimdi hatırlayamadım. Aslında resmi olarak evli olduğu karısı var. Onu aldatıyor hep ama. Yani aldatıyor derken göz göre göre aldatıyor hep. Hatta çok fütursuz diyebileceğimiz, pervasız, yani kayıtsız diyebileceğimiz bir davranışları var. Davranış sistematiği var. İlişki halinde olduğu kadınlar karşısında. Birazcık da sanıyorum hani bu gözlemimi daha önce de paylaşmıştım. Kimi kadınlar böyle egosantrik, narsistik eğilimi olan daha böyle hegemon erkek karakterlerden hoşlanabiliyorlardı. Hani zamanımızın bir kahramanı bağlamında bunu anlatmaya çalışmıştım. Daha doğrusu hani Bakırköy'de değil de başka vesilelerle anlatmıştım. Geçen günü çünkü bu kitabı Bakırköy'de de konuştuk. Zamanımızın bir kahramanını, Lermontov'u. İşin dolayısıyla yani eşi kendisiyle evli kalmış aslında uzun yıllar ama 63'te artık hangi neden tam intihar etti onu bilemeyiz ama herhalde bu kötü evliliğinin ilişkisinin de etkisi olsa gerek intihar ediyor. Dediğim gibi yani evliyken Iris Murdoch'la da ilişkisi var. Onu Iris Murdoch'un ben bir biyografisini, çok kapsamlı bir biyografisini okumuştum. Ben yazarların biyografilerini, otobiyografilerini, anı kitaplarını ve onlar üzerine olan inceleme kitaplarını da çok severim. Dolayısıyla böyle okumalar da yapmaya çalışırım olabildiğince. Orada Iris Murdoch hep kitap boyunca bu Elias
Canetti ile ilişkisi boyunca yaşadıklarının aslında kendi ruhsal dünyası içinde üzerinde nasıl travmatik bir etki yaptığını da sıkça belirtiyordu değişik vesilelerle anlatımın içerisinde. Buna da değinmiş olayım. Şimdi yani çevresine karşı da öyle, sadece karşı cinsle ilişkilerinde değil. Bununla ilgili söylesi anekdotlar, örnekler anlatılır başka yazarlar tarafından. Biliyorsunuz o Elias Canetti'nin işte edebi tanınırlığını, şöhretini yeni inşa etmeye başladığı yıllarda aslında Viyana salonlarının, bohem çevrelerinin kült yazın figürü, devi aslında Robert Musil biliyorsunuz. İşte merkez kahvesi diye, Centrum Cafe diye aslında bütün bu yazarların, önemli yazın şahsiyetlerinin devam ettikleri bir kafe var. Daha hani yazarlığının başlarında işte körleşme, olumlu geri bildirimler, tepkiler almaya başlayınca yazın kamuoyundan ve okurlardan kendisiyle ilgili kendisinin yazarlığını, yapıtını, işte körleşme yapıtını, romanını onaylayan, olumlayan işte geri bildirimler almaya başladığında bir günü işte kendisini Musil'de tebrik etmeye yöneliyor. Orada ama Musil'e böyle çok tepeden, hani daha böyle genç bir yaşta Elias Canetti henüz buna karşılık yani Robert Musil aslında yazın şöhretinin doruğunda o yıllarda. Böyle işte böyle çok önemsemez bir tavırla aslında içeriği de gerçekte başka olan yapıtıyla ilgili Thomas Mann'ın kendisine yazmış olduğu bir mektubu elinde sallayarak işte bana böylesi övgü sözlerini aslında bu biraz önce aldığım mektubunda işte Thomas Mann da dile getirmişti deyip böyle fazladan bir övünme, büyüklenme payı çıkartıyor kendisine. Kibirlenici bir kişilik olduğu söyleniyor. Yani çok ilgiye odaklandı. Bir de zaten bu anı kitaplarını, anı ciltlerine de baktığımızda aslında yani otobiyografik de sayabileceğimiz anı ciltlerine baktığımızda kitapların aslında pek çok yerinde başka yazarların, sanatçıların, işte kamuoyunun diyelim takdir ettiği insanların, şöhretlerin kendisiyle ilgili olumlu sözlerini de sıkça dile getiriyor. O kadar çok alıntılamış ki hani bir yerde belki gerekme diyor. İşte yeri olmadığı ölçüde bir anı kitabında bunlara da yer vermiş. Hani buradan da biraz hani kendine odaklı bir insan olduğunu bir hayli anlıyoruz. Buna karşılık tabii bazı narsistikler, ben merkezci kişilikler aslında çok da zeki oldukları için yani o insanlar arası ilişkilerdeki psikolojik süreçleri, psikodinamikleri de oldukça etkili izleyebilirler. Yani şöyle düşünmeyelim, bütün narsistikler aslında bir empati yeteneğinden yoksundurlar. Onların karşı tarafı, karşıdaki insanı hiç anlamı yetenekleri bila kaydı şart yoktur gibi düşünmeyelim. Aslında zeki narsistikler diğer insanları da çok iyi anlayabildikleri durumlarda, kimi örneklerde, kimi kişilerde hani daha etkili olabiliyorlar zaten. Hani sosyal sosyal psikolojik dinamiği manipüle etme anlamında, etkileme anlamında da dolayısıyla bu onların yararına çalışan bir şey oluyor. Şimdi yapıta gelirsek, yapıt alegorik bir yapıt. Şimdi bu yapıtı da aslında kitle ve iktidar yapıtıyla birlikte düşünmek gerekir. Benzer temalar bu yapıtta da işlenmiş. Merve'nin de belirttiği gibi kitle ve iktidar yapıtını aslında çok uzun bir çalışmanın yani 30 yılı aşan bir
araştırmanın, çalışmanın ve refleksiyon sürecinin, yani bir içsel düşünme, konuyu kendi içinde tartma, tartışma, araştırma, düşünme, yoklama sürecinin sonrasında bir 1960'ta yayınlıyor Kitle ve İktidarı Elias Canetti. Buna karşılık biliyorsunuz Köleşme daha önceki yıllarda yayınlanmıştı. Ama benzer temalar var yine. Kitle ve iktidarda bu konular belirttiğim gibi daha önce başta aslında bir yazınsal üslupla da işte bir yerde şiire yaklaşan bir dille anlatılmış da olsa, çünkü orada kitleyi tanımlamak için kitleyle ilgili, kitle hareketiyle ya da kitle psikodinamiğiyle ilgili kimi konuları açıklamak, kimi boyutları açıklamak için yazar çok ilginç metaforlar kullanıyor. Enflasyon gibi bir örneğin, enflasyon aslında bir şeyin çok olması demek biliyorsunuz, çok yayılmış olması demek. Hani paranın çok olması enflasyon, hani iktisat dilinde, ama enflasyonun daha geniş bir anlamı var biliyorsunuz sözcük olarak. Bunun gibi mesela orman kavramını kullanıyor ki Alman halk dilinde ve romantizmin, yani romantik akımın, sanat akımının dilinde de orman aslında kitle isim geliyor. Halkı, yani folk Almancasıyla folk'u simgeliyor. Şimdi bu konu aslında bir metafor olarak körleşmede de var. Bakın orada o kitle simgeleyen metafor ne? Kullanılan imge ne? Çok sayıda kitap. Aslında o aslında sessiz kitap ciltlerinin 25 bin kitabın Profesör Kane'i nasıl kontrol ettiği, etkisi altına aldı. Onun denetimini ele geçirdiği. Buna karşılık Profesör Kane'in de bir yerde, hani Türkçe bir halk sözüyle dile getirmeye çalışalım, o 25 ciltlik kitabı korumakla ilgili nasıl kafayı bozdu deyim yerindeyse, ya da kafayı sıyırdığı da diyebilirim belki. Çünkü o kitapları koruma kaygısı biliyorsunuz. Kitabın ilerleyen bölümlerinde hani okuyan arkadaşlar biliyorlardır. O işte Merve'nin belirttiği Tereza adlı hizmetçi kadının, cahil Cüheyla kadının işte apartman görevlisinin aslında Profesör Kane'den bilinç olarak belki çok geri apartman görevlisinin ve o cücenin çıkar amacıyla ele geçirdiği bir aslında figür haline Profesör Kane, öyle değil mi? Şimdi bir de orada tabii aslında yani bu körleşmenin, körleşme demeyelim de benim başta açıklamaya çalıştığım gibi aslında kamaşmanın, diyelim aslında liderlerin kitleden kamaşması, yani onun etkisinden kamaşması, yani iktidardan kamaşması dolayısıyla kitlelerin de liderden kamaşması. Hani yani körleşme ama kamaşma belki de diyebiliriz daha iyi anlayabilmek için. Dolayısıyla aslında gerçekliği görememeli. Yani kitlelerin aslında bir delinin, yani Hitler örneğini alırsak deli bir adamın, yani yer yer psikotik kaymaları olan bir adamın, akut psikotik kaymaları olan çılgın diyelim böyle bir, hatta böyle manik bir yanı da var Hitler'in biliyorsunuz. Hipomanik, manik diyebileceğimiz bir yanı da var. Taşkın bir yanı da var. Çok akıcı böyle konuşuyor. Çok anlamlı şeyler, içerik dolu şeyler, değerli şeyler söylediğini söyleyemeyiz ama hani kitleleri etkileyen, o etkiyi kitle üzerinde etki bırakabilen böyle çok akıcı böyle bir konuşması var. Kitle psikolojisine hitap edebilen, onu manipüle edebilen, onun kültürel kodlarına çok iyi seslenebilen. Hani bizim ülkemizde de bunun çok iyi bir örneği var biliyorsunuz. Geçmişte bu etkisini çok daha iyi gösterebiliyordu. Şimdi tabii son yıllarda bunca çuvallamanın sonrasında biraz aşındı bu etki. Şimdi dolayısıyla böyle bir karşılıklı büyülenme ve kamaşma var, körleşme. Yani gerçeği görememe aslında. Nesnel gerçekliği bütün olarak, bütünsel olarak görememe. Olduğu haliyle görememe. Olgusal gerçekliği, nesnel gerçekliği içerisinde görememe. Dış gerçekliği ya da gerçekliği diyebiliriz. Yani bizim durumumuzda, bizim örneğimizde sosyal gerçekliği, politik gerçekliği. Öyle değil. Bakın burada da onu veriyor. Yani bir
işte şey aslında 25 bin tane kitap. Bunların önemli bir bölümünü okumuş biliyorsunuz. Orada işte klasik Alman düşüncesi var. Fichte'nin kitapları var. Schelling'in kitapları var. Hegel'in kitapları var. Başka bir dolu yazara galiba Schlegel'e gönderme yapıyordu falan. Bir dolu kitaba yazar. Tabii simolog biliyorsunuz. Uzmanımız ya da bilim adamı. Profesör Kane. Yani Merve'nin de belirttiği gibi aslında Çin dili ve kültürü uzmanı. Çin yazısı ve kültürü konusunda uzman bir eksper. Daha doğrusu eksper uzman demek zaten bir bilim adamı. Filolog da diyebiliriz, kültür bilimci de diyebiliriz. İşte simolog deniyor biliyorsunuz Çin üzerine çalışanlara. Yani aslında tabii çok yönlü, interdisipliner bir biçimi de olan bir profesör ama yani hep bu entelektüel merkezli. Yani nasıl söyleyelim, dünyayı hep Derrida'nın bir kavramı vardı. Bakın, logosantrizm. Logosantrizm, evet. Daha doğrusu Derrida ona falogosantrizm diyordu da biz hani bu falus ataerkillik onu bir o boyutunu bir yana bırakalım. Logosantrizm yani söz merkezli. Yani sadece bir entelektüel bakış açısından dünyaya bakmak. Entelekt açısından, bilinç açısından, akıl açısından bakmak. Oysa ki insanın bir duygu boyutu da var değil mi? Yani bir hani duygu boyutu, sezgi boyutu falan da var. İntüasyonu da var insanın. Dolayısıyla insanın bu başkaca gerçeği diyelim izleyebilme olanaklarını, ruhsallığının bu olanaklarını göz ardı ederek sadece entelekt açısından hani sadece bilinç ve entelektüel kavramlarla, kavramsal sistemlerle, diyelim entelektüel kuramlarla dünyaya bakmak ve asıl olanın bu olduğunu, kristal olanın bu olduğunu düşünmek. Yani büyük yanılgısı Profesör Kane'in. Yani dışarıda bile biliyorsunuz yürüyüş yaparken anlamsız saydığı, işte değersiz saydığı, entelektüelizm dışı, boş, abes saydığı bir şeyleri düşünmek istemiyor, konuşmak istemiyor. Yani yürüyüş yaparken bile o kısa süre, işte ne kadardı o, bir saat miydi, 40 dakika mıydı, neydi? Hep böyle ciddi şeyler kendince düşünmek istediğini kabul ediyor. Yani kendisini buna ikna etmiş, buna inandırmış. Ama böyle yapmakla aslında yani gerçekliğin bütünlüğünden kopuyor ve insanları anlayamıyor, izleyemiyor onların gerçekliklerini. Yani hangi motivasyonlarla aslında kendisini etkilediklerini. O Teresa denen aslında bayağı da kötücül ruhlu, habis ruhlu işte temizlikçi kadın, çıkarcı kadın aslında Profesör Kane'in zaafını fark etmişti. Yani kitaplarının temiz tutulması, onların iyi kurması çok önemsediği bir konuydu yaşamda Profesör Kane'in. Ve buradan kendisini etkilemeye ve ele geçirmeye başlamıştı. Daha doğrusu ele geçirmişti. Ki yani Profesör Kane bu saplantısı dolayısıyla işi o kadar ileri bir yere vardırdı ki yani bu aslında kendi harcı olmayan sosyal statüsünün de çok altında bilinç olarak diyelim hani entelektüel olarak diyelim böyle bir kadınla çok da hani kişilik olarak da diyelim değerli olmayan bir kadınla hani evlilik ilişkisine girmeyi kabul etmişti. Buna ikna olmuştu. İrasyonel biçimde aslında. Diğerleri de öyle. Yani diğerleri de Profesör Kane'in işte o hani apartman görevlisi de cüce de falan zaaflarını sezmişlerdi Profesör Kane'in değil mi? Şimdi dolayısıyla ben bunları söylemiş olayım. Kalan bir şey var mı? Hani Aforizmalar diye bir kitabı var. İşte hayvanların seslerine değindim. Başka yazdığı bir şey, şey vardı bir de benim çok uzun yıllar önce. Sözcüklerin Bilinci diye bir kitabını okumuştum. Onu Türkçeden okumuştum güzel bir çeviriyle.
Elias Canetti'ni. Başka yazdıkları da vardır elbette ama benim okuduklarım daha çok bu anı kitapları. Tabii bu kült başyapıt saydığım Kitle ve İktidar. Ha, bir de bakın kitle ve iktidarla ilgili bir iki bir şey daha söylemem gerekir sanırım. Burada interdisipliner bir yaklaşım var. O kadar çok aslında kuramsal bakış açısından farklı bilimsel disiplin öğreti açısından kitle sorununu çözümlüyor ki Elias Canetti. Bakın burada şey var, etnografik bir bakış var, sosyal antropolojik, fizik antropolojik bir bakış var, ekonomik tarihsel bir bakış var, kültür tarihsel bir bakış var, felsefi, psikanalitik, sosyal psikolojik bir bakış var. Yani aslında böyle bir geniş bir konuyu çözümlemek için yararlanabileceği tüm kuramsal araçları hemen hemen Elias Canetti kullanmaya çalışmış bu yapıtında. Dediğim gibi bir hani kitle ve iktidar bir olgunluk eseri yapıtı zaten. Ve kitle ve iktidarı da dediğim gibi aslında körleşmeyle yani Gblendum'la birlikte düşünmek durumundayız. Birbirini bütünleyen yapıtlar. Daha aslında genel bir söyleyişle de Elias Canetti'nin bütün yapıtları birbirine gönderen yapıtlar. Hani bunu da belirtmem gerekir. Ben bunları söylemiş olayım çünkü çok çok uzuyor böyle. Daha sonra belki hani sizlerin soruları falan da olursa ya da ortaya konulan katkılarla birlikte belki hani açmak isteyebileceğimiz bir şeyler olabilir Merve. Çok teşekkürler Mert Bey, değerli katkılarınız için. Yaşar Hocam buyurun. Çok teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. Şimdi öncelikle bu kitabı hangi zeminde nasıl işlememiz gerekiyor onu düşünerek hazırlığımı yaptım. Şimdi birinci söyleyeceğim hadise analitik hiyerarşik model diye bir kavram var. Bu model devlet dairelerinde olan bir hadise ve tıkır tıkır işliyor. İşlemediği zaman da zaten yeni bir yönetim geliyor. Bu sistemi acaba bir aileye uygulayabilir miyiz? Konu bu. O halde ana tema yapısal olarak aile ile devlet arasındaki bir farklılığı ortaya koyuyor. Birinci söyleyeceğimiz hadise bu. İkinci söylememiz gereken hadise bu kitapla ilgili. Acaba burada Kiye'nin koyduğu kurallar, sistematiği hangi zeminde düzenliyor? Mert Bey'in ve Merve Hanım'ın da söylediği gibi koyduğu kurallar kesindir. Kitaba bağlıdır. 25 bin kitaba bağlıdır ve bu yüzden hiç kimse de kendisiyle aşık atamaz. Yani bu konuda herkes ondan daha aşağıdadır. Daha az bilgisi vardır. O halde zeminde bilgi ve aydınlanmanın birlikte olduğunu ele alarak Kiye'ni işliyor Canetti. Bu giriş kısmı çok önemli arkadaşlar. Bu kısmı öyle güzel kuruyor ki Kiye'ninle ilgili hadisede dünyasız bir kafa. Şimdi demek ki arkadaşlar dünyamız olabilmesi için yani aydınlanmamız olabilmesi için kitap okumamız gerekiyor temasını işliyor. Sonra burada o kadar çok bunun zeminini güzel oluşturuyor ki arkadaşlar açık bir şekilde bir de farklı durumlara girmeden sadece ana temanın okumanın aydınlık olduğu yönündeki durumla başlıyor. O yüzden kafamda bir dünya şekilleniyor Kiye'nle beraber. Kiye'nin bir başka özelliği de şu arkadaşlar,
yaptığı işlerden kesin emin. Yani herhangi bir şekilde denetime ihtiyacım yok diyor ve düzgün birisiyim. O halde verdiğim kararlarda doğruduru işliyor. Bu yönleriyle yazar okuyucusunu kendisine çekiyor. Bunu çektikten sonra şimdi diyor konuyu işlemeye başlayayım. Şimdi Kien böyle bir özelliği olduğuna göre acaba bu görünüm gerçekliğe ne kadar uyuyor diye yazar zemini oluşturuyor. Şöyle oluşturuyor değerli arkadaşlarım. Teresse ile evlilikle başlıyor. Teresse hakikaten düzgün, temiz, çalışan birisi başlangıçta. Bunun art düşüncesi, düşüncesinin arkasında ne vardırı Kien ölçemiyor. Zemini bu çapraşık durumdan koyuyor. Diyor ki bu görünüm realiteyle uymaz. Analitik hiyerarşik modelde demek ki arkadaşlar görünüm ve gerçeklik arasında bir bağlantının olması lazım ki süreciniz çalışsın. Kien'in böyle bir durumu olmadığı için bu şekilde kategorik bir hata yapıyor. Diyor ki ben seçtiğim zaman doğrudur, danışmama gerek yoktur. Oysa analitik hiyerarşik modelde arkadaşlar alt kısımdaki insanlarla bir bağlantısının olması lazım. O yüzden de kriter koymada sorun yaşıyor ki. Bu kriterleri koyamadığı için de seçeneğini yanlış seçiyor. Teresse ile evleniyor. Şimdi evlendikten sonra bu konuda derin bataklığı gösteriyor Canetti. Derin bataklık şu değerli arkadaşlarım. Teresse bir kere cinsellikle ilgili hadisede Kien'i sınava tabi tutuyor. O zavallı halini kitapta o kadar güzel anlatıyor ki bayıldım. Zaten Nobel alanların özellikleri o arkadaşlar. Çapraşık durumları vurgulamıyorlar. Ya bir bireyin fikrinden ileri giderek onu işlediği için başarırlar. Ve şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bu sınavda cinsellikten kaldı. Peki, kaldığına göre apartman görevlisiyle ilgili sorunları aşabiliyor mu? Şimdi o kişi aslında Kien'i daha çok Teresse'den daha çok koruyor. Ama böyle bir durumu Kien hissedecek bir halde değil. Ve gittikçe derinleşen bir yalnızlığa sürükleniyor Teresse tarafından. Hatta arkadaşlar Teresse o kadar çok art niyeti belirgin ki evde aramalar yapıyor. Kien yokken aramalar yapıyor. Farklı durumlar var mı? Onlardan ben nasıl yararlanırım? Kocasının öldüğüyle ilgili fikirler geliştiriyor. Ve bu tema üzerinden arkadaşlar insanlarla konuşması, orada vurgulaması dünyamın algısal ya da ideolojik değil, realiteyle bağlantısı olması gerektiğini buradan yazar açıklıyor. O yüzden kitabında artık körleşme dediğimiz yani aydınlıktan ayrılma, aydın olmama, aydın insan olmama özelliğine geçiş yapıyor buradan. Kuvvetli bir geçiş yapıyor değerli arkadaşlarım. Bu geçişin sonrasında Kien'in zavallı durumlarını artırıyor yazar. O yüzden de bayıldım o kısımlara arkadaşlar. Kien'in hakikaten hasta yatağı
olması, Teresa'nın genç aşk peşinde koşması ve bunlarla ilgili süreçleri düşündüğümüzde artık gerçek kavramı dediğimiz bir duruma geçiyor yazar. Ve Teresa'nın arkadaşlar Kien'le çarpışması yani çatışmasını açığa çıkarıyor. Bu çatışmayı açığa çıkarınca artık kocasıyla evden atma ya da eve kabul etmeme ya da bu süreci sürdürmeme yönündeki düşüncesini aktivasyona yani fiiliyata sokuyor. Artık dağılma fazını yazar işlemeye başlıyor. Diyor ki bu dağılma fazında kafamdaki dünyanın 3. bölümde farklı bir yönü var. Neymiş bu farklı yönü? Acaba George benim kardeşim benden daha mı iyi yaşıyor? Orayı işliyor bu bölümde. Şimdi George hakikaten Kia'nın bu acıklı durumunu görünce şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar. Bu evde acaba Kia'nla ilgili bazı düzenlemeler yapabilir miyim? Kia'nı kurtarabilir miyim? Mi yanında cümleleri sayfalar boyunca okudum. Fakat bunu göremiyor. Göremediği için de Georg kardeşi evden ayrılıyor. Değerli arkadaşlarım, burada öfke tavan yapıyor. Ve bu tavanla beraber de deprime durumun yani yokluğun, dağılışın, çökülüşün zeminini yazar çok güzel bir şekilde vurgulayarak kitabını tamamlıyor. Şimdi o halde değerli arkadaşlarım, burada şunu söylememiz lazım. Vurgu temasını yazar kendi kimliğini katmadan Kien'i konuşturarak özne Kien'le beraber yoğun bir şekilde işlediği için başarılı olmuştur. Öyle dağıtmıyor. Eğer Kien'le ilgili bir şeyler söyleyecekse arkadaşlar, Kien'i anlatmak içindir. Yani Kien'e akıl vermek için değil. Çünkü Kien akıl alacak bir kişi değildir. O yüzden de Georg kardeşine ve Teresa'ya muhtaç duruma düşmüştür. Ve yokluk içerisinde kütüphanesinin dağılması, yanmasıyla beraber bunun sıkıntısını bariz bir şekilde yaşamıştır. Yani çatışma durumunu bu şekilde vurgulayarak şunu söylüyor özet olarak arkadaşlar. Diyor ki ben kriter koyamadım. Yani seçim yapamadım. O halde insan yalnız değildir. Bu kitaptan öğrendiğimi söylüyorum. İnsan yalnız olmamalı. Yani bazı alanlarda derin bilginiz olabilir arkadaşlar. Ama bu derin bilgiyi yönetme tarzınız açısından yapmanız gereken etrafınızda sosyal atomun olması gerektiğini vurguluyor. Aklımda kalan fikre göre. Analitik hiyerarşik model devlet dairelerinde kullanılır ama ailede kullanılmaz. Geçerli değildir. Böyle bir şey yoktur. O yüzden de devletle aile arasında ciddi farklar vardır. Bu kitaptan öğrendiğim hususlardan bir başkası. Üçüncü olarak da arkadaşlar, bireysel olarak koyduğumuz ifadeler, kriterler denetime tabidir aklımda tutmam gerekiyor. Yoksa Kiye'nin durumu benim de başıma gelir. Etrafımdaki insanların da eğitim verirken, aydınlanma kavramını işlerken tutarlılık kavramını işlememiz gerektiğini aklıma geldi.
Dolayısıyla gerçeklikte tutarlılık ve doğrulukla ilgili kavram oluşturmamız gerektiğini öğrendim bu kitapta. Ve eğer kriterlerinizi denetletmiyorsanız arkadaşlar, yalnız yaşıyorsanız seçeneğiniz yanlıştır diyerek konuşmamı tamamlıyorum. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Sabrınız için de iyi akşamlar. Teşekkürler Yaşar Merve, Hocam. çok kısa bir ek yapabilir Buyurun Mert miyim? Bey. Eksik kalacak çünkü. Şimdi Yaşar Hocam da belirtti. Bakın sonda kitaplığı yanıyordu Profesör Kane'in. Bakın en çok odaklandığı yaşamda, hani yaşamında merkezi bir yer verdiği kitaplığıydı. Onun korunmasıydı, temizliğiydi, bakımıydı falan değil mi? Şimdi bakın bu en çok değer verdiği, en çok üzerine titrediği diyelim, odaklandığı, korumak istediği varlığı, yapıyı diyelim, kaybediyor. Yanıyor bütün kitaplık, dağılıyor, her şey çöküyor, bitiyor. Şimdi bakın Yaşar Hocam da belirtti. Şunu aslında metaforik olarak yine anlatıyor yazar. Çok fazla logosa, logos neydi? Eski Yunanca'dan gelen bir sözcü. Akılsallık ilkesi ve söz demek, değil mi? Logos, logos. Şimdi logosa, entelekt olana, yani sadece akılcı olana, bilince tek başına odaklanmakla ya da bilincin akılcı bileşenine, rasyonel bileşenine tek başına odaklanmakla hiçbir şey yapamayız, koruyamayız yaşamda. Başka boyutlarını da yaşamı gözetmeliyiz. Sezgi gibi, eş duyum gibi, yani duygudaşlık, empati gibi, diğer insanlarla özneler arasılık gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani biz sadece kendimize odaklanarak böyle merkezi bir şeyi, bakın bu kapitalizm için de geçerlidir, değil mi? Kapitalizmin odaklandığı nedir? Sermaye birikimi. Yani ana malın büyütülmesi sürekli. Sermaye birikimi. Bakın ne kadar yabancılaştırıyor insanı. Yani doğayı falan yok ediyoruz, her şeyi. Hiçbir şeyi koruyamıyoruz. Hiçbir şeyi koruyamazsak aslında ana mal da dağılır en sonunda. Daha doğrusu ona hükmedecek insan kalmaz. Canlı kalmaz. Doğa kalmaz. Ekolojik bir sürdürülebilirlik kalmaz. Dolayısıyla buna vurgu yapıyor yazar. Yani tek başına rasyonel olmakla yaşamın bir boyutuna, bir odağına kilitlenip kalmakla hiçbir şey yapamayız. Bütünsel görmemiz lazım. O parçalanmışlığımızdan çıkmamız, ben merkezci parçalanmışlığımızdan, yani yaşamın bizi konumlandırdığı bir yerde olmanın ben merkezi sınırlarını aşmamız gerekir. Bunu çok güzel metaforik olarak veriyor. Hani bunu da söylemeseydim eksik kalacaktı. Yapıtı anlamak bakımından çok önemli çünkü. Çok teşekkür ederim. Küçük bir ekleme yapayım. Etos, logos, patos kavramına girdiniz. Onu birazcık açıklayayım. Şimdi logos kavramı da hakikaten dediğiniz gibi aydınlanma açısından bireysel durumları burada tartışılıyor. Ama etos kavramı yok burada. Evet. Dolayısıyla büyük bir eksiklik var. Yani bunun içini doldurmamış. Doldurmadığı için de sosyalleşemiyor ki. Patos dediğimiz kısım ise yolda gittiği inandırıcılıkla ilgili hadisede geçerlilik ve güvenilirlik çalışması olmadığından dolayı kaybetti. Evet. Burada toplumla ilgili hadisede şunu söylememiz lazım. Bu kitap bireysel düşüncenin niteliğini, yani aydınlanmanın toplumsal olması gerektiğini vurguladı benim anlayışımdan. Çok teşekkür ederim. Tabii patosun Teşekkürler. olmaması, duygudaşlık da kuramaması, yani empati, eş duyum kuramaması. Çok zayıf duyguları, yani çok dar bir dünyada yaşıyor. O dar dünyanın katı sınırları, dar sınırları içinde fasit daire içerisinde dönüyor Profesör Kane. Teşekkürler Mert Bey. Teşekkürler Yaşar Hocam. Deniz buyur.
İyi akşamlar. Ben de yazara gerçekten hayran kaldım. 26 yaşında böyle bir kitabı 4 yılda 22 yaşında yazmaya başlamış. Yani böyle bir kitabı yazabilmek için yani insanın çok çalışmış olması ve çok da hissetmiş olması gerektiği düşündüm. Çünkü hani o toplumla bireyin, aydınla cahil halkın, faşizmle aydın insanın çatışmasını çok iyi yakalamış. Ve karakterlerin tasvirleri çok güçlü. Yani orada farklı mizaçtaki insanların eylemlerini, sebeplerini kendi ağızlarından çok iyi öğreniyoruz. Mesela bütün karakterleri gözümün önüne getirebildim orada. Doktor Kane'i, kapıcı eski polis Faf'ı çok çarpıcı karakterler yaratmış. O hizmetçi kadının yani kişilik analizini çok iyi vermiş. Şimdi aslında bir de insan bir kitap okuyup bitirdikten sonra hayatla ilgili bazı şeyleri çözümler ya da bazı şeyleri kendinde görür. Hani ben de aslında belki hepimiz için de biraz aslında hani biz Doktor Kien'e benziyoruz. Çünkü hani böyle akademik bir takım bilgilerimiz var ama hayat pratiğimiz çok zayıf. Yani okul bitirdiğimde mesela ben de öyleydim. Ben zannediyordum ki yani çok şey biliyoruz, çok biz hayatı çözeriz. Oysa öyle değil. Yani hayat pratiği bambaşka bir şey. Hani o birinci bölümde bir tez halinde sanki işte akademik kariyer yaparsanız, okuyan entelektüel biri olursanız hani dünyanın olmadığı iyi bir kafa sizin için yeterlidir gibi bir tez var ilk bölümde. Ama orada kafasız bir dünya. Yani orada o hizmetçi, o kapıcı, işte o cüce hepsi adamın hayatını mahvediyorlar. Aslında Mert Bey'in dediği gibi hani bu kapitalizmin ya da işte dünyadaki diğer insanların az sayıdaki aydını mahvetmesi gibi bu. Ama orada son bölümde tezle antitezin sentezini veriyor. Yani kafadaki dünya aslında ikisinin de o Kiye'nin kardeşinin olduğu gibi. Yani hem aydın olacaksınız hem de insanı bileceksiniz, yaşamı bileceksiniz. Gerçek başarı aslında bu hayat adına. Ama tabii çok alt başlıklar var. Orada faşizm var. Mert Bey hep söyler hani faşizm işte iki insan arasında bir kadınla bir erkek arasında ilk başlar diye. Onu hep söyler Mert Bey. Bu kitapta da yani en büyük faşizm Teresa'nın Profesör Kien'e yaptığı faşizm. O kapıcının eşine, kızına yaptığı faşizm. Ama tabii orada devleti simgeleyen, gücü simgeleyen kapıcıyı da çok iyi analiz etmiş. Sonra Budizm'le ilgili çok iyi şeyler var, cümleler var. Ama beni en çok çarpan burada kadını biraz böyle aşağılayan yani şimdi anlatınca Mert Bey siz Elias Canetti'nin hayatını hani bu kadınlarla ilgili hani eşi varken başka kadınlarla bunu eşinin bilerek aldatması kadını. Bu kitapta da kadınları aşağılayan bir şey var. Yani o bir durum var. Hep böyle kadınlar eziliyor ama bir şekilde de kadınların böyle bir şey var diyor ki geçmiş Almanca'da die eki ile yani dişil şeyle ben diyor Allah olsaydım geçmişi hani sırf bu die artikelinden dolayı kadına ait artikelden dolayı yasaklardım yok ederdim. Yani o kadar kadından bir nefret var kitapta o da enteresan ama kitabın sonu çok güzel kitabı çok beğendim. Yıllar önce okumaya çalışmıştım, okuyamamıştım ben. Şimdi onu kaybetmişim. Şimdi tekrar aldım. Çok teşekkürler Merveciğim kitap önerisi için. Kitap harika. Mert Bey, Yaşar Hocama da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anlattınız. İyi akşamlar. Çok teşekkürler Deniz, Şimdi değerli katkıların patriyarkal için. düşünce kalıpları yani musterleri var. Yani kendi bakışı davranış sistematiği de bir hayli öyle. Bir de Evet, şurada evet. yanılmayalım. Yani aydınlanma düşüncesinde de aslında ham haliyle içkin bir patriyarkal hiyerarşik bakış vardır.
sıra düzenli bir bakış vardır. Daha sonra tabii aydınlanma, bakın ben şunu söyleyeyim, aydınlanma geniş bir perspektif. Yani aydınlanma deyince biz sadece işte 18. yüzyıl aydınlanmasını almamalıyız. Aydınlanmanın diyalektiğinde Horkheimer'le Adorno'nun söylediği gibi aslında bütün bir insanlık tarihinin gelişimini, yani insanın bilincin ışığını böyle adım adım, mevzi mevzi genişletmesini, geliştirmesini aydınlanmanın bütünü olarak görmeliyiz ve açık uçlu bir süreç aydınlanma. Aydınlanma tamamlanmış değil. Bakın 20. yüzyılda ben ona da çok vurgu yapıyorum. Fransız feministleri başka bir boyut getirdiler. Aslında kadının varlığının, kadının ontik oluşunun, neyliğinin insan varlığına ve dünyaya ve dünyanın yenilenmesine ve sağaltılmasına yapabileceği katkıya özel bir vurgu yaptılar ve bunu gösterdiler. Yani nasıl kadın varlığında olanaklar var, dünyayı yenilemek, daha bir sağlıklı kılmak adına. Şimdi bu da aydınlanmanın bir parçası. Yani ama klasik aydınlanmada aslında o patriarkal bakış bir hayli de sürüyor, hiyerarşik bakış. Çünkü kadın ev içi alanda olduğu için, yani ev içi emekle iştigal ettiği için, ev içi alanda olduğu için, özel alanda olduğu için ve tabii yani kültürün temel kurumlarının birebir içinde olmadığı için ya da daha az içinde olduğu için kadın daha az logostan pay alır, varsayılıyor. Erkeklerin böyle bir bakışı var. Yani kadını daha az rasyonel sayan, daha az akılcı sayan, daha irasyonel, duygusal sayan ve daha tabii bilgisiz, bilinçsiz sayan. Hani bunu da görmek lazım. Aydınlanma düşüncesinde de klasik anlamıyla bu kısmen var. Yani ben aydınlanmayı son çözümlemede hep olumluyorum, savunuyorum biliyorsunuz. Ama bu gerçekleri, bu boyutları da, veçeleri de aydınlanma düşüncesinde görmek gerekir. Evet. Teşekkürler Mert Bey. Beyrim buyur. Geliyor mu sesim? Evet. Alo. Kulaklıklayım. Eğer sağlıklı gelmiyorsa sesim çıkarabilirim Merve. Düzgün geliyor mu Geliyor. sesi? Ha, Geliyor. tamam. İyi akşamlar. Çok güzel şeyler, ilgi çekici düşünceler vardı konuşmacılarımızda. Hala da devam edecek tabii ki. Teşekkür ediyorum fikirleri için. Ben birkaç şey okudum. Yani kitap üzerine neler yazılmış, hangi yorumlar yapılmış gibi. Kaynak olarak verecek olursam bu binkitap.com'da bir yorumcu vardı. Tam ismini yazmamıştı. Onun için burada vermeni de yararını görmedim ama kaynağım oradan yani. Bu yorumcu daha önce de Deniz Hanım'ın da bahsettiği gibi diyalektik bir yöntemle kurgulandığını, kitabın üç başlık altında toplandığını söylüyor. İşte dünyasız bir kafa, bir tez, kafasız bir dünya antitezi. Yani dünyasız bir kafa derken Kane'in kendi içindeki dünya evinin dört duvarları arasında sarıldığı kitaplarıyla, etrafını saran kitaplarla bir dünya oluşturması ve sadece kendi sentezlerinden oluşan, karşıt görüşleri çok yer vermeyen, daha doğrusu var olmasına izin vermeyen, sokakta yol soran birisinin bile kendisi kitabın başlarında cevap verme, yani şu sokak nerede gibi bir soru soruyor birisi. Onu bile muhatap olarak almıyor. Hiç kimseyi, kendisine benzer bir çocuğu görüyor kitapçı dükkanının önünde ve kendi çocukluğuna benzetiyor. Çocuğun kitaplara olan ilgisine aslında biraz da hayranlık duyuyor ve takdir ediyor. Ancak çocuk yani çok kitaba ulaşamıyor. Kendisinde çok büyük kitaplığı olduğunu söylediğinde çocuk da merak uyanıyor. Gelip bakabilir miyim kitaplarınıza diyor ve o an için bir şekilde bir diyaloğa girerek
bir iletişim kurma şanssızlığında bulunuyor kendince. Çocuğa söz veriyor eve gelebileceğini, ancak geldiği anda da sonra kendisi toparlayıp kendi haline dönüp buna ne gerek var yani, bir insanla bir fikir paylaşma, kitabını paylaşma, bir insanla ikinci bir kişiyle herhangi bir şey paylaşmakta hiçbir fayda görmediği için çocuğu kapıdan kovuyor. Yani böylesine bir kendi sentezi içinde başkalarının varlığına bir iletişime girmeden, başkalarının varlığına değer vermeden, onların fikirlerinden hiçbir şey kazanamayacağını düşünerek daha önce Mert hocam ya da Yaşar hocam dediği gibi bir kibir içinde, bir akademisyen, bilim insanı kibirliliği içinde kendi dünyasında yaşıyor. Daha sonra bu dünyasında yaşadığı problemlerden dış dünyaya kaçıyor. Burada da kafasız bir dünyada antitezini görüyor. Yani burada hayatta karşılaşabileceği en düşük seviyede, en düşük kültürlü, kendisine tam %100 anti tez diyebileceğimiz zıt insanlar dünyasına giriyor. Normal hayatta aslında tamam hiç karşılaşmayacağı öyle bir şanssızlık yaşıyor. Şimdi bu iki zıt uç, iki zıt dünya arasında tabii orada yıkılıyor, dağılıyor yani. İkinci insanların arasına girdiği an insanları tanımadığı için, kendini tam tanıyamadığı için insanların oyuncağı oluyor. Çok kötü durumları düşüyor, mahvoluyor. Şimdi ve bundan tabii ki üçüncü bölümde de bir sentez gelişmesi bekleniyor. Buradaki sentez de, ama yanlış anlaşılmasın, Peter, zaten bizim ana karakterimiz Peter Kane. Hep Kane, Kane diye geçiyor ama kardeşi George o kitaba girince anlıyoruz ki esas Peter diye bahsetmek gerekiyor. Ondan sonra daha çok Peter olarak bahsediliyor Profesör Kane'den. Esas sentez profesör, ikisi de profesör aslında. George'un Berlin'e gelmesiyle, daha doğrusu Peter'ın yanına gelmesiyle tez ve antitezin George'da bir sentezlenmesini görüyoruz. Yani sentezlenme derken, az önce de arkadaşlar bahsettiği gibi, insan hem bir akademisyen, bilim dünyasına hakim. Gerçi George her zaman ben asla Peter kadar güçlü hafızası, o kadar kitaplara düşkün, o kadar bilgi biriktiren ve bunu hafızasında tutan birisi asla olamadım. Ama Peter'ın George'un çok daha üstün bir özelliği var. Dış dünyayla iletişimi, insanla insanı tanıyışı ve insana verdiği değer tamamen zıt. Ama bunu bilim insanlığı karakteriyle birleştirebiliyor. Yani her ikisinde olabiliyor. Hem Peter gibi kendi mesleğinde yükselen, hakikaten mesleğine bilimsel olarak da hakim olan, ki bu psikoloji yani, biliyorsunuz akıl hastalarıyla çalışıyor. Ve hümanist birisi, o kadar zıtlık var ki ikisi arasında, çok hümanistik birisi, hastalarına acayip değer veriyor. İkisinde de zaten miras alınmış bir varlık var. Yani onu harcıyorlar. İşte Peter kitaplara harcadığı, döktüğü o paralar aileden gelen bir zenginlik. George deseniz aynı şekilde her kuruşunu hastaneye, hasta bakımına ve mesleğine harcıyor. Çok idealist bir insan. Ve George'la beraber bir sentez görüyoruz. Sentez dediğimiz o. Yani Peter'da gelişmiş bir sentez yok maalesef. Ama zaten George kardeşine öyle bir laf da söylüyor bir arada. Peter diyor, senle ben diyor, aslında diyor iki elmanın, benim bu ifadem, bir elmanın iki yarısı gibiyiz ama asla bir bütünde bir araya gelemedik ve biz ikimiz bir bütünde beraber olabilseydik
üstümüze tanınmazdı başka hiç kimse. Yani çok güçlü bir insan, çok güçlü bir birey ya da değerli bir insan olurduk diye, hani ikimizin sentezi ideal olurdu diye düşünüyor. Evet, yani bu tez, antitez ve sentez yaklaşımı sanırım benim anladığım kadarıyla buna dayanıyor. Şimdi Profesör Kane, yani Peter Kane kendini bu anlattığı gibi arkadaşlar fil işkulesine kapatmış. Aydın bir sinolog. Bağımsız çalışır. Bağımsız ve akademi dünyasına da tepeden bakar. Bu da çok ilginç. Bu kibir her alanda var. Sadece sokaktaki insana değil, kendi çevresindeki, kendi düzeyindeki, kendi mesleğindeki arkadaşlarına da, meslektaşlarına da tepeden bakıyor. Onları çok yetersiz görüyor, onları taklitçi görüyor. Ve üretmeyen, sadece taklit eden bilim insanları olarak görüyor. Hatta o kadar çok tepeden bakıyor ki çok büyük konferanslara çağrılıyor baş konuşmacı olarak ya da çok değerli makaleleri var, onları sunmak üzere ve bütün dünya böyle büyük bir merakla karşılaşmak üzere onu bekliyor. Ve son ana kadar, yani bunu teklifi kabul ediyor fakat son ana kadar gelmeyeceğini söylemiyor. Ve en sonunda yapacağı belli zaten, makalesini yolluyor ve bir başka arkadaşının onun yerini okumasına istiyor. Bu tabii ki bir hayal kırıklığı yaratıyor tüm meslektaşlarında ve hakikaten çok büyük bir saygısızlık gibi, daha doğrusu tavrı öyle yani, ve konuşmalarında da bunu açıkça söylüyor zaten, benim vaktim yok onlarla uğraşmaya gibi. Şimdi Peter Kay'ın en büyük korkusu zaten en değerli eşyaları şey olan kitaplarının yanması, ya yani bunları ifade ediyor zaten, ya da yanlış insanların eline geçmesi. Mesela bu yanlış insanların eline geçmesi zaten çok net olarak önce karısının eline geçiyor, ondan sonra da tüm şehrin eline geçiyor neredeyse, rehin vermek üzere bir orada bir kurgu var biliyorsunuz. İnsanlar kitap götürüp rehin olarak bırakıyorlar değerli kitapları, karşılığında da para alıyorlar. İşte bu korkunç bir katliam, kitap katliamı gibi kafasında Peter'ın. Adı da zaten o ikinci bölümde Thracianum. Thracianum zaten Theresa kendi karısının ismini de alıyor. Dolayısıyla karısının da ilk başta aslında kitaplarına dokunmasına izin vermiyordu. Sadece toz almasına izin veriyordu. Fakat Theresa çok çok kurnaz ve akıllı bir kadın olduğu için onun aklına nasıl girebileceğini, onu nasıl kandıracağını, ele geçeceğini biliyordu. Biliyorsunuz çok komik beyaz eldivenlerle yastık üzerinde kitap okuma şeyleri vardı. Hileleri vardı diyeyim. Yani kendisinin kitaba ne kadar değer verdiğini çok komik ve ekstrem bir şekilde göstermeye çalışıyordu. Böyle böyle o kitap değeri ve kitaba meraklı olma gibi konularla bir şekilde Peter'ın kafasına girdi ve onu evliliğe kadar körleştirebildi. Körleştirebildi diyeceğim. Çünkü bu tamamen gerçeği görememekti, yani Peter açısından körleşme burada. Teresa'nın gerçek planlarını fark edemedi. Ve ha, üçüncü korkusu da Peter'ın körleşerek bir daha kitapları okuyamaması. Yani bunu da zaten ifade ediyor açık olarak. Evet, şimdi burada körleşme metaforik olarak bir aydının körleşmesi olarak yorumlanmakta. Yani aydının hem çevresine körleşmesi, yani yaşama körleşmesi, ya da insanları tanıyamaması, ya da görmek istememe olarak. Körleşme burada hem görememe hem de görmek istememe olarak ele alınabilir. Biliyorsunuz ha şey,
Tabii bu kitap yakma olayları falan sanırım şeyden etkilenmiş olabilir, biliyorsunuz. Kitabı da yazdığı döneme de denk geliyor bu, 1933'te. 25 bin kitap. 25 bin kitap buradan gelinmiş olabilir. Tesadüf olduğunu sanmıyorum. Biliyorsunuz Peter Kay'ın kitabında da 25 bin kitabı vardı. 25 bin kitap Alman ruhuna aykırı olması nedeniyle Nazi gençlerince yakılıyor meydanlarda. Canetti'nin de sanırım buraya bu 25 bin kitap rakam olarak koyması ve kitapların yakılmasının en büyük korkusu olması, kabustu, en büyük kabus olması bununla ilişkili olabileceğini düşünüyorum. Zaten Canetti'nin kitabı da yasaklanıyor o basıldığı dönemde. Daha çok zaten Amerika'da, Avrupa'da, İngiltere'de, sanırım Fransa'da belki ilgiyle karşılanıyor, basılıyor. Kendi ülkesinde yasaklanıyor. Evet, şey demiştik, sinolog demiştik. Sinolog olarak tabii aslında Batı dünyasını temsil ediyor bir Alman bilim insanı olarak. Ama bir Batılı bilim insanı olarak Çince yazılmış mistik öz ve mistik değerleri olan eserleri kendi kültürüne aktarılabilecek şekilde hem tercüme hem yorum olarak netleştiriyor ya da satır araları ekleyerek öz anlamlarına Batı kültürü tarafından anlaşılabilecek şekilde yani farklı bir kültüre ışık tutmak istiyor ve bu konuda dünyada üstüne yok anlatıldığına göre. Şimdi buradaki aydın yani Peter bilme eylemleri sonucunda gittikçe yalnızlaşır, zavallılaşır, dünyevi gerçeklerle ve durumlarla baş edemez. Bir de aynı zamanda narsistik demiştik, hocalarımız da öyle söylediler, bir karaktere dönüşür. Şimdi alegorik olarak evet bu kitap alegorik denmişti. Alegorik olarak yorumlara bakıldığımızda yani neler var? Teresa karakteri Peter'ın tam da zıttı olarak cahil halkı aslında temsil ediyor cahilliği. Faşizmi, cahillikten kaynaklanan öç, kin, nefret ve faşizmi, iktidar hırsı, evet Teresa'da bu iktidar hırsını görüyoruz ve yani cahil halklarla yapılan devrimleri de biliyorsunuz, Fransız devrimi de çok fazla bir yol alamıyor maalesef, yani cahil halkın eline verilen bir iktidar da tam amacına hizmet etmiş olmuyor, başarısızlıkla sonuçlanabiliyor. Ve burada da cahilin iktidar hırsı Teresa'da vücut buluyor. Kapıcı var. Kapıcı ise bu ikisi arasında gidip gelen olarak yorumlanıyor. Bu dediğim bu makaleden bahsediyorum hala. İsim veremiyorum ama. Kapıcı Pfaff ya da Pfaff. Bu ikisi arasında Teresa ile Peter arasında gidip gelen halk yani ve devletin aygıtlarını temsil etmekte. Çünkü kendisi polis emeklisi biliyorsunuz. Polis emeklisi olarak da devletin aygıtlarını, güç aygıtlarını temsil ediyor. Ve ikisi arasında işte Peter'la Teresa arasında adalet arayıcısı, yani devlet olarak adalet arayıcısı ve tabii ki devletin aygıt olmasıyla tüm şiddet güçlerine sahip biliyorsunuz, yumruklarıyla, tekmeleriyle ve dövme, pataklama, işte tekmeleme hepsi kendisinde var. Ve kendisi de sağlıksız aslında. Sapkınca özellikleri var. Yani bu şiddet güçleri de kendileri de sağlıklı değil. Biliyorsunuz ensest ilişki, kadın düşmanlığı,
hepsini en bariz, en güçlü şekilde bu kapıcıda görüyoruz. Kapıcı biliyorsunuz halkın özel yaşamı üzerinde de düzenleyici bir hak görüyor kendinde. Yine dediğim gibi devlet aygıt olarak görürsek polis gücünü. Halkın özel yaşamı üzerinde düzenleyici, denetleyici biliyorsunuz bir kapıcı gibi bir rolü var. Ve bir gözden giren çıkanları gözetlemeyi kendine hak ve görev ediniyor. Yani tamamen kendi fikri bu. Ve sürekli halkı gözetleyen bir mekanizmayı da temsil ediyor. O tabii o göreve de halk tarafından getirilmiş bir kapıcı olarak da düşünürsek onu. Burada gözetim toplumu var işlenmekte. Burada özel hayatın mahremiyeti ve ona müdahale ortaya konulmakta. Belki faşist yönü de burada, faşizm de bu şekilde kitaba girmekte. Çünkü bir gözetim toplumu faşizm altında çok net görülebiliyor. Bir özelliği yani faşizmin. Terasi gibi bir cahil ile muhatap olmayacak olan Peter Kane önce çalışmalarına gömülür. Evet, ilk başlarda zaten çok mutludur. Kendine güveni sonsuzdur. Ama sonra karısıyla başa çıkamayınca garip, çok garip akıl oyunlarına girer. Ben akıl oyunları diyorum buna. İşte kendini heykele dönüştürüp taşlaştırabiliyor ya da fil kulakları gibi kulaklarını karısının sesini duymayacak şekilde kapatacak bir şeyler hayalinde, bütün bunları hayalinde, hatta körleşme oyunu oynuyor. Gözlerini kapatıp evin içinde kör olarak da ben yaşayabilirim, bütün günlük işlevlerimi yapabilirim. Ezbere bildiğim kitapların, yani kitapların kitaplıkta bütün yerlerini ezbere biliyor. Hangi kitabın hangi sayfasında olabileceğini hepsini kör oyunuyla hayatını bu şekilde de sürdürebileceğini, körleşerek sürdürebileceğini, bu tür akıl oyunları da yapıyor. Şimdi ikinci bölümde de pek aşina olmadığı bir dünyaya sürgün ediliyor Kien. Kendini aslında kendi gidiyor. Kitapçılarla yine geçiyor ilk baştaki günleri. Yeni kitaplar alarak günlerini doldurmaya çalışıyor. Otellerde kalıyor. Ancak onlarla mesafesini koruyamadan, yani bu normal insanlarla mesafesini koruyamadan yaman bir yan kesici olan cüce ya da kambur, ikisine de dönerli olarak alternatif olarak kullanabileceğim hayatı dolanır. Ve ondan sonra zaten tepe taklak gitmeye başlar. Şimdi normalde asla temas kurmayacağı bir grup insanla oturup kalkar. İşte biri hırsızdır, biri hayat kadınıdır, biri lavabo işçisidir, biri kördür, diğeri gazete satıcısı bir kadın, diğeri komiser vesaire. Ama hepsinin elinde bir oyuncaktır Peter Kane. Çünkü bu dünyaya ve gerçeklerine tamamen yabancı. Yalıtılmış yaşamıştır ve o ana kadar burası bir ya onun için bütün buralar kafasız bir dünyadır. İlk bölümdeki o öğrenme, aydınlatma yarışı burada kötülük yarışına döner. Evet. Yer vardı aslında. Evet. Devam ediyorum. Son bölümde de bu iki dünyaya da hakim olan, ikisini sentezleyen bir karakter olarak Kiel, psikolog kardeşi kitaba girer. Hem bilimin temsilcisi hem de sosyal hayatta başarılı, içinde yaşadığı dünyayı iyi tanıyan başarılı bir insan. Burada dediğim gibi sentezde, burada doğa, kültür, birey, kitle çözümlemelerinde, kültürlenmenin insan doğasına prangalar takan bir süreç olarak gösterilmesi vardır diyor. Kültürlenme deyince burada ben şunu kastediyor olabilir diye düşündüm. Kiye'nin karakoldaki sorgulanması var biliyorsunuz. Çok grotesk bir olay.
kendinde yargılama yetkisi gören bir komiser karşısında aşağılanması. Yani bunlar insan doğasına tabii ki aykırı şeyler. Ama pardon, yani insanın doğasında da var. Eline geçen yetkiyi başkasını ezmek üzere kullanmak. Ama bunu tanıyamamak da, gerçekleri görememek de bir insan doğası demek ki. Burada Simmel, sosyolog olan Simmel'in bir kitabın ismi de Toplumsal Tipler. Toplumsal Tipler kitabında Simmel'in bazı karakterleri vardı. İşte yabancı, cimri, savurgan, maceracı, soylu, yoksul gibi toplumsal tiplemeler akla geliyor. O dönemde bunlar piyasada olan kitaplar zaten. Ve Canetti diyor ki, bir alıntı Canetti'den, insanoğlunun hayatta kalma içgüdüsünün en aşağılık tezahürü karşısındakini öldürmektir diyor. Bu öldürmek tabii ki fiziki olarak öldürmek olabilir, fiziki olarak olabilir ama yok etmek anlamında olabilir. Yani sıfıra indirmek, değerini yok etmek, kimliğini yok etmek, kendine güvenini yok etmek, karşısında her türlü yok etmek, öldürmek anlamında. Yani insanoğlunun hayatta kalma içgüdüsünü bu şekilde tanımlamış kendi sözleriyle. Kitapta bütün karakterler kendi hayalleri. Pardon. Burada bir başka makaleden edindiğim bilgileri, bunda isim var. Erhan Özdemir adında bir yorumcu. Onun da ilginç bir şeyleri vardı burada bahsedebileceğim sözleri. Kitapta bütün karakterler kendi hayalleri, doğruları, kendi ihtiyaçları doğrultusunda insafsızca kötüleşebiliyorlar. Hakikaten yani kötüleşmenin alasını görüyoruz. Yani aciz durumda düşkün insanlar bile grubu, böyle bir grup insan bile birbirlerine en kötü kötülükleri yapmaktan çekinmiyorlar. Kendinden farklı olmayan, kendi kadar aciz, düşkün insanları bile kullanabiliyorlar kötü niyetlerinde. Ve bütün erkekler aslında lağımcı hariç belki kadınlara düşman kafa yapısında. Yani misojini deniyor buna, İngilizceden gelen bir kelime. Türkçe'de mizojini olarak geçmiş demek ki kelime söyledi ama İngilizcesi mizojini. Bir de ekiyende misantrop görüyorum ben. Misantrop kelimesi de insandan nefret eden, egoist, antisosyal, şüpheci anlamlara geliyor sözlüğe bakıldığında. Ve Peter Kane için de misantrop bence çok güzel tanımlayan bir kelime. Evet, bütün erkekler çok doğru. Bütün erkekler kadınlara düşman. Yani George da buna dahil, Paris'ten gelen kardeş. Her ne kadar yani kadınlara karşı yapılmış kötü bir davranışını görmüyoruz ama kelimelerle anlatılanlara bakıldığında kendisi de bu kafa yapısında. Ve ikinci bölümün, ha daha doğrusu şunu da ekleyeyim. Bu kitap ilk çıktığında en büyük eleştirilerden birisi, ki daha o dönemde feminist akımlar henüz yok, feminist ikinci akımlar yok. Ama buna rağmen kitabın ensest ilişki ve kadınlara olan düşmanlık konusunda çok büyük eleştiriler almış. Yani böyle bir dünyayı tasvir etmesinden mutlu olmayan insanlar seslerini yükseltmişler. Ve ikinci bölümün en acımasız, o kadar da en zeki karakteri de çok ironik olarak Cüce. Yani eğitimsiz, çok
fakir bir geçmiş, fakir bir hayatı var. Hiçbir şeye sahip değil. Karısına bile sahip değil. Karısını genel evde pazarlayan, bir ahlak ne bileyim, ahlaksızlık abidesi bir karakter. Ama bir o kadar da zeki. Herkesi manipüle edebiliyor. Ve bunun ustası yani manipüle etmekte. Ve Amerika'ya gidip, en büyük hayali Amerika'ya gidip dünya satranç şampiyonu olmak. Ve bu en büyük, yani güzel de bir hayali var aslında. Ama satranç becerilerini çok keşfedemiyoruz, ama en usta hamlelerini görüyoruz maalesef. Yani hayattaki en usta hamleleri gerçekten de satranççı bir zihniyetle gerçek hayatı yaşıyor. Nasıl yani? Her fırsatı güzel kullanıyor ve insanlardaki her zayıf yönü kendi çıkarlarına kullanıyor ve hamlelerini çok güzel yapıyor. Yani aynı bir satranç oyuncusu gibi 2-3 hamle sonrasını kafasında o oluşturabiliyor. Yani olabilecek her türlü alternatif senaryoları kafasında canlandırabiliyor. A planı olmazsa B planı olmazsa C planına geçebiliyor. Ve hakikaten çok usta bu yönüyle. İnsanlardaki zayıf yönlerini çok güzel görüyor. Yani herkesi nasıl manipüle eder? Mesela körle ilgili olarak onun bir düğme saplantısı var, bilirsiniz, bir metafor olarak. İşte kadınların ya da kendisine ne derler, para bağışlayan, sokakta para veren, yani dilendiği dönemlerde, işte yani dilendiği anlarda kendisine para yerine düğme atıp geçenlere olan kızgınlığı körün aklından hiç çıkmıyor. Bunları çok güzel görüyor. İnsanlardaki zayıf yönleri bunları kendine çok güzel, kendi çıkarına kullanıyor. Körlük Fischer'le, burada zaten isim Fischer. Şimdi burada büyülü gerçeklik, evet, büyülü gerçeklik tarzında sürekli iki kütüphanelik bir kitap taşınıyor. Şöyle yani, biliyorsunuz, dış dünyaya çıktıktan sonra Peter Kane sürekli her akşam, her sabah kitaplarını yükleniyor. Bir otelden bir otele taşınıyor. Geceleri hep farklı otellerde kalıyor. Cüce de onun yardımcısı olarak kendine işe alıyor cüceyi. Ve cücenin de yardımıyla sabahları kitaplar toplanıyor. Bütün gün taşınıyor yanlarında ve akşam oldu mu geçtikleri yeni otelde tekrar o kitaplar zaten birikerek de, hatta ilk günlerde bir odaya sığan, iki odaya sığamaz olmaya falan başlıyor. Ve o kitaplar tekrar yayılıyorlar otelin, odanın yerine. Hatta beyaz kağıtlar açılıyor falan. Burada tabii bir büyülü gerçeklik, orada gerçek bir kütüphane yok. Fakat metaforik olarak herhalde Peter Kane'in kafasında sürekli bilgilerini taşıması, bütün gün onları taşıyarak akşam uyku saatinde de artık rahatlamak için, onun yükünü üzerinden atabilmek için odaya yaydıkları gibi bir bir anlatım yaşanıyor. Ve evet, akşamları otel odasına seriliyor bu beyaz kağıtlar üzerine. Tabii bu uzun bölümde, ikinci bölümde toplum çok güzel analiz ediliyor. Semboller var, işte Teresa'nın mavi renk zaten bir düşman kesilen bir renk. Beyaz, soğuk, daha doğrusu soğuk bir renk diyeyim. Ve Teresa'nın eteği ile ilişkilendirdiği için Peter Kane'in mavi olan her şeyden nefret etmesine sebep oluyor. Hatta mavi olan denizi, mavi gökyüzüne bile düşman kesiliyor. Öyle bir kullanımı var rengin. Aynı beyazlı bir ne diyor? Mavi beyaz bir midye kabuğunu çağrıştırıyor diyor eteği ve bluzuyla.
Ve şimdi evet, Fatih Tepebaşlı Dergi Park'ta bir yazı yazmış makalesinde. Körleşme romanı ve bilim adamı sorunsalı başlığı altında makalesinde gerçekliği hem bilim dünyasının hem de edebiyatın uğraş alanı olarak gösteriyor ve karşılaştırıyor. Yani gerçeklik bilim dünyasında nasıl ele alınıyor, edebiyata nasıl ele alınıyor diye. Ben çok kısa bir alıntı yaptım. Makale çok uzun tabii ki. Ama bu iki tanımı bana çok hoş geldi. Şimdi bilim diyor, bilim temel ilke haline getirilen akılcılığın sunduğu olanaklardan yararlanır. Yani akılcılığın sunduğu olanaklardan yararlanır. Kendi dünyasını hep aydınlık tutmaya, gittiği yolu olabildiğince tanımlanabilir kılmaya çalışır. Bu bilim dünyasında gerçek. Buna karşın edebiyat gerçeklikle ilişkisini daha farklı yapılandırır. Sanatsal araçların eşliğinde geçen gerçeklik bazen duyguların bazen de aklın ötesine taşarak, yani hem duyguların ötesine hem aklın ötesine taşarak bilinmeyen karanlık iç dünyanın yörüngesine takılır. Evet, iç dünyamız bilinmeyendir ve karanlıktır. Gerçeklik orada yatıyor yani. Sanat burada buluyor kaynağını, gerçeklik kaynağını. Sanatçı eleştirileceğini bile bile gerçekliği kendince kendi dili yardımıyla yine kendi diline aktarmak ister. Bunun için de bulutları andıran imgelere başvurur diyor. Gerçekliği anlatabilmek için imgelere. İmgeler onu özgürleştirerek, sanatçıyı özgürleştirerek sonsuzluğa atar. Şimdi burada tabii ki en büyük sorgulanan şeylerden birisi benim gördüğüm kitapta. Bunu sanırım söyleyeceğim son şey yapabilirim. Gerçeklik nedir? Gerçeklik kafanın içinde mi? Yoksa gerçeklik kafanın dışında mı? Ve de kafamızın içindeki gerçekliklerin ne kadarını başkalarıyla paylaşıyoruz? Ben gerçekliği bu kitapta tamamen kafanın içinde olarak yansıtıldığını düşünüyorum. Yazar yani benim gördüğüm kadarıyla karakterler, evet anlatıcı var. Anlatıcı var. Böyle omnipotent bir anlatıcı. Yani tanrısal bir anlatıcı. Yani hem olaylara dıştan bakabilen hem bütün karakterlerin kafasının içine, bütün ana karakterlerin kafasının içine girip bütün olayı o kafanın içinden bakarak, dışarıya ışık tutarak, karşıyı öyle bakarak anlatıyor. Anlatım bu şekilde. Ama benim gördüğüm kadarıyla hele ilk bölümde ve ondan sonraki diğer karakterlerinde işte Cüce'de, Peter'da, Teresa'da, Kapıcı'da bunlar ana karakterler. Olaylar birbirlerine bakış, ben Teresa'nın gözünden tanıyorum. Bir de Peter'ın kendini anlatışından anlıyorum. Teresa'yı bir kendi olaylara bakış açısından ve Peter'a bakış açısından görüyorum. Peter ona bakış açısından görüyorum. Yani bu öyle bir yoğunluk içindeki anlatım, bu müthiş bir iç dünyalara açılma. Zaten artık o kadar grotesk boyutlara gidiyor ki, yani cahil bir insanın aklından geçebilecek en uç, en imkansız gibi hayali olabilecek şeyleri gördüğümüzde, yani İç dünyaların ne kadar farklı olabileceğini, yani bu beni mestetti romanla ilgili. Yani tabii ki çok abartılı örnekler de vardı ama neden olmasın? Yani belki herkesin hayatında böyle bir inanılmaz gerçeklikler yaşanıyordur. Dış gerçeklikle asla örtüşmeyen ama kendi içinde bir gerçeklik oluşturan kafalarımızda. Yani bu anlatım tarzı ve karakterlerin ele alınışı, mesela şey de öyleydi, Cüce, Kambur.
Onun da olaylara bakışları, aklının çalışması, kurnazlıkları, Peter'ı nasıl kukla gibi kullanması, yani korkunç bir iç dünya, bir kafa yapısı olarak ortaya konması çok büyüleyiciydi. Bu kitapla ilgili çok zıt görüşler var. Onu da hemen son söz olarak söylüyorum. Çok hiç beğenmeyenler var. Yani böyle üf yani yarıda bıraktım diyenler ya da zar zor getirdim sonu diyenler. Bir de çok yani ben ikinci gruba aydım. Çok beğenerek okuyanlar. Böyle kitaplar benim hafızamdan silinmiyor. Yani kolay okuduğum kitap sadece yüzeyi çizip geçiyor. Ama bu tür kitaplar çok derin izler bırakıyor hafızada gerçekten. O karakterleri unutmak mümkün değil. Çok zenginleştiriyor bence. İnsanı ve insana bakış açımı çok zenginleştirdi. Teşekkürler Merve. Teşekkürler Berin, değerli katkıların için. Giray buyur. Merhaba arkadaşlar. Tabii arkadaşlar uzun uzun neredeyse satır satır bütün kitaba değindiler. Çok da açıklayıcı oldular. Dolayısıyla ben tekrara girmek istemiyorum. Ben bu kitabı 15 yıl kadar önce okumuştum ilk kez. O zaman da etkilenmiştim. Yani önemli bir şey okuduğumun farkına varmıştım. Hani her şeyi kavrayamasam da. Bu sefer de işte 2 ay kadar önce tekrar bu grup sayesinde, Merve sayesinde okumuş oldum. Bendeki hatta 93 baskısı, Hayal Yayınlarından çıkmış, böyle çok da küçük küçük puntolarla yazılmış bir baskı. Okumakta da zorlandım. O zaman zorlanmamıştım. Herhalde 15 yıl beni de o anlamda etkilemiş. Mert Bey tabii kitabın adının körleşme değil kamaşma olması gerektiğini söylemişti sözünün başında. Doğrudur da. Tabii herhalde Kien bir ara kendini körleştirdiğini, bilinçli körlüğü tercih ettiğini biliyoruz kitapta. İşte sorunları ve Teres'i görmek istemeyen Kien zamanla kendi evinde bir kör gibi işte gözleri tamamen kapalı gezmeye başlıyor. İşte kitaplarını dahi gözleri kapalı seçiyor belli bir dönem. Körlüğü tercih ediyor. Sanırım hani çevirmen de oradan hareketle kendince bu başlığı tercih etmiş olmalı diye düşündüm ben Mert Bey bunu söylerken. Tabii zamanda kaybolup işte yaşamın içinde körleşiyoruz. İşte gözlerimiz kamaşıyor olabilir mi gibi sorular soruyor kitap. İşte bilginin cehalet karşısında çaresiz kalmasını altını çiziyor. İşte yarattığımız kişisel dünyada kabuğumuza çekilip işte cehaletten ne kadar korunabiliriz bunun altını çiziyor. İşte açgözlülük ve nefretin altını çizdiğini görüyoruz. Ama hepsinin sonunda iletişimsizliğin arttığını görüyoruz. Hani körlük adeta Kien'le birlikte böyle bütün karakterlere nüfuz ediyor. Ben dediğim gibi çok kitabın diğer şeylerine çok fazla girmeyeceğim ama altını çizdiğim bazı kelimeler, şeyler oldu, cümleler oldu. Onları kısaca geçeyim. Mesela şöyle bir şey okumuştum, altını çizmişim. Bir kitapçı bir kraldır ama bir kraldan hiçbir zaman kitapçı olmaz diyor bir yerde. Bu hoşuma gitmiş, bunu özellikle çizmişim. Kişi öteki insanlardan uzaklaştığı oranda hakikate yaklaşır. Günlük yaşam yalanlardan kuruludur gibi. Bu tabii Kiye'nin kafa yapısını açıklayan cümleler bunlar hep. Gerçek bilim adamları diyor, kendilerini tümüyle yaratıcı çalışmalara adayabilmeli. Böylece yaratıcılık yeteneğinden yoksun hocalar kürsülerin başına getirilmelidir gibi bir fikri var Kiye'nin. Bu da çok ilginç. Şöyle bir işte malum beyin araştırmaları enstitüsüne kafasını bağışlıyor. Çalışmanın da erdemine inanıyor ve şöyle bir tespiti var. Çoğu insanın diyor günde 10 bin kelimeden ancak 3'ü anlam taşıyor diyor çoğu insanın sarf ettiği. İnsanlara değil kitaplara acıma duygusu önemlidir gibi. Böyle keskin insanlara ve kitaplara dair düşünceleri var. Şu da ilgimi çekmişti. Bugüne dek cansız varlıkların her türlü duygudan yoksun olduğunu gerçekten ve kesinlikle tanıtlayabilene rastlanmamıştı diyor.
Ayrıca bir kitabın uzun süre bir arada kaldığı varlıklardan ayrıldıktan sonra onların özlemini çekip çekmediği de yanıttan yoksundur diyor. Bu da çok ilgimi çeken bir cümle olmuştu. Bunu burada zikretmiş olayım. Bir de zaman üzerine söyledikleri var Kanetti'nin 194. sayfada. Hakikaten çok ilginç buldum. Hani başlı başına konuşulabilecek bir paragraf. Onu da okuyarak ben bitireceğim sözlerimi. Tekrar gibi olacak ama arkadaşlar değinmediler bu paragrafa diye tekrar da olmadığını umuyorum. Şöyle diyor, gelecek kendini nasıl atabilirdi acaba geleceğe? Şimdiki zaman geçip gitmesine ses çıkarmadığı takdirde artık Kien'e hiçbir zarar veremezdi. Ah, bir ortadan kaldırılabilseydi şimdiki zaman. Dünya üzerindeki tüm mutsuzluklar yeterince gelecekte yaşayamamaktan kaynaklanıyordu. Bütün bugün dayak yediği takdirde 100 yıl sonra bunun ne önlemi kalacaktı? Yapılması gereken içinde yaşanılan zamanı geçip gitmeye bırakmak ve dayaktan ileri gelen şişleri görmezlikten gelmekti. Tüm acıların suçu şimdiki zamanın sırtındaydı. Kien geleceğin özlemini çekiyordu. Çünkü o geleceğe ulaştığında yeryüzünde daha çok geçmiş bulunacaktı. Geçmiş iyiydi. Kimseye bir zararı yoktu. Kien geçmişte 20 yıl süreyle istediği gibi ve mutlu yaşamıştı. Kim mutlu olabiliyordu ki şimdiki zamanda? Evet, duyularımız bulunmasaydı eğer, o zaman şimdiki zamana da dayanılabilirdi. O zaman anıların yardımıyla, demek ki yine de geçmişte, yaşanılabilirdi. Başlangıçta yalnızca söz vardı ama vardı. Başka deyişle geçmiş, sözden önce vardı. Kiyen geçmişin bu öncelikli konumu karşısında saygıyla eğildi diyor. Kusura bakmayın, dediğim gibi puntolar biraz küçük, o yüzden zor okudum. Bu çok ilgimi çekti ve zaman üzerine okuduğum en etkileyici paragraflardan biriydi. Doğruluğu yanlışlığı tartışılır ama bunu da paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Giray Bey, ben de aynı yeri çok ilginç bulup altını çizip not düştüğüm satırlarda onlar. Hatta geçmişi tanrısal bir varlık olarak her şeyi bilen ve tanrısal bir güçte görüyor geçmişi. Ve Evet, çok iyi. şimdiyi de duyuları inciten bir zaman birimi olarak görüyor. Size Evet. katılıyorum, çok ilginçti o bölüm. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler Giray, teşekkürler Beri. Başka konuşmak isteyen var mı arkadaşlar kitapla ilgili? El kaldıran yok. Mert Bey, son sözlerinizi alalım. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi arkadaşlarımız da yani değişik alıntılarla, değişik açıklamalarla belirttiler. Profesör Kane bu söyleyeceğimi destekleyen pek çok söz ya da Profesör Kane'in kafasından geçen düşünce Giray Bey'in alıntılarında da vardı. Kitaplara adeta animistik bir anlam yüklüyor. Yani canlıcılık demek biliyorsunuz öz Türkçesiyle. Yani aslında canlı olmayan varlıklara da bir can, bir yaşarlık atfetmek, bir ruh atfetmek, yani bir doğal ruh atfetmek. Diyelim işte rüzgarlara, taşlara, işte dağlara. İnsanın en ilkel inanç biçimi biliyorsunuz animizm, canlıcılık. Yani bu işte Giray Bey'in alıntılarında da vardı. Yani insanlardan çok ölü nesnelere. Yani şimdi kitaplar kitap halleriyle. Yani biz kitapları elbette çok severiz. Büyük bir değerdir kitaplar ama ölü haliyle durduklarında onlar. Yani insanların, kim insanların? Hatta insanların ciddi bir bölümünün evlerinde koca koca kitaplıklar olur. Bu bir statü göstergesi, işte sözde bir hani eğitimli olmak, kitaba değer vermek göstergesi falan olarak görüldüğü için kitapta. Kimi insanların tabii, kimi insanların. Yani çok kitabı olan herkes böyledir anlamı çıkmasın bundan. Bir zamanlar benim de evimde çok 4000 üstüne kitap vardı 35 yaşıma kadar.
Şimdi böyle bir hani kitaplar bunun ölü nesnelerdir onlar. Ama Profesör Kane aslında ölü nesneler olan işte tözlere, yani maddesel tözlere bir canlı madde, canlılık niteliği sıfatı yüklüyor. Hani orada da belirtmişti kitapların birbirini özlemesi falan. Hatta antroposantrik, yani insan merkezli. Hatta antropomorfik dedi, yani insan biçimselci anlamlar yüklüyor. Buna karşılık aslında gerçek insanları ayrımsayabilmek, olgusal gerçeklikleri içerisinde oldukları haliyle görebilmek bakımından bilinç olarak, empati yeteneği olarak insanları tanıma, algılayabilme, ayırt edebilme, ayrımsayabilme becerisi bakımından çok zayıf bir adam. İşte başlıklar da arkadaşlarımız da belirttiler zaten, çok güzel seçilmiş o kitabın bölümlenmesi. Yani dünyasız bir kafa, dünyasız bir kafa sadece kitaplardan ibaret bir kafa. Akıp giden o sosyal tarihi çok fark edemeyen, sosyal gerçekliği, sosyal tarihi çok fark edemeyen dünya. Sokakta diyelim, hani penceresi dışında, Profesör Kane'in odası, evi, pencereleri dışında daha kaba bir hayat akıyor. Şimdi aslında az çok bütün entelektüellerin birazcık daha iyi yetişebilme, belki hani ne diyelim işte, hani para kazanma, geçim zorunluluğuna, yani böyle bir yükümlülüğüne, hayatın zorunluluğuna geç katılma ya da hiç katılmama niteliği olan insanların, ki işte bu insanlar miras yedi olabilir, hali vakti yerinde olan insanlar olabilir. Yani kendi hani bütünüyle aslında o istedikleri dünyanın, yaşamak istedikleri, içinde olmak istedikleri dünyanın atmosferi içinde yaşayabilen insanlar vardır. Öyle ya da böyle entelektüeller de biraz öyledirler. Toplumsal fazladan yaşarlar çünkü. Yani onlar diyelim sokakta hani boyacı çocuk olarak, simitçi olarak, emekçi olarak diyelim, yalın kat işte yaşam süreci içerisinde, emek süreci içerisinde yer alma, veya diyelim başka bir yerde, işte diyelim belki muhasebeci olarak falan hayatın içinde değillerdir. Daha çok idealize ettikleri ve daha çok yeğledikleri dünyanın sınırları içinde yaşarlar. Hani bütün böylesi insanlarda birazcık hani o yaşanan daha da hoyrat, yani vulgar olan diyelim, daha kaba olan yaşam karşısındaki beceriksizlik hali, bir bilişsizlik hali vardır. Yani o insanların genel geçer olarak aslında bir hayli o hayatın içinde olmakla edindikleri kurnazlıklar, beceriler falan, bu insanların çok edinemedikleri yeteneklerdir, becerilerdir. İşte Oğuz Atay da böyle insanları anlatır. Yani geçenlerde başka bir yerde de anlatmaya çalıştım. Selim Işık böyle bir karakterdi biliyorsunuz, Tutunamayanlar'daki. Buna karşılık Turgut Özben, onun arkadaşı aslında liseden, tutunabilmiş hani mühendis olarak, hayatta bir yer edinebilmiş, işte bir statü, bir diyelim hani saygın bir konum, toplumla bütünleşen, o kurulu düzenle, sosyal gerçeklikle bütünleşen bir yeteneği, başarıyı diyelim gösterebilmişti. Ama Selim Işık çok, biraz da kişilik özellikleri buna yatkındı. Hani Tutunamayanlar'da da anlatılıyordu. Biraz kadınsı diyelim, hani şey anlamda, hani daha edilgen olmak anlamında bir yanı vardı. Daha edilgen, hani çok böyle Bahman'ın kavramıyla dirseklerini kullanıp insanları iterek ilerleyemeyen,
Dolayısıyla hani bu işte günlüğünde de görürüz aslında. Aslında Oğuz Atay da böyle bir hayli. Günlüğüne baktığımızda bunu bir hayli aslında belirgin olarak görebiliriz. Açık olarak görebiliriz. Mesela toplum karşısında kırgın. Yani toplumu anlayan ama hani anlaşılamamasından hani onun ülküleştirdiği değer sisteminin insan varlığının toplumda çok karşılık bulamamasından dolayı ülkesinin öyle bir yer olmamasından, ülkesinin toplumsal gerçekliğinin buna uzak bir toplumsal yapıda olmasından çok incinmiş, kırgın bir insandı da aslında Oğuz Atay. Başka insanlar da böyledir. Ben de biraz böyleyim belki. Hani bilsem de bir yandan hani aslında hani bunu tırnak içinde kullanıyorum. Nasıl bir namussuz dünya olduğunu dışarıda, dış dünyada. Hani bilsem de bunu aslında nasıl katı çıkarların hani geçerli olduğunu, böyle kar, çıkar hesaplarının geçerli olduğunu, hani meslek sahiplerinin de aslında bir hayli böyle insanlar olduğunu falan. Yani kimi doktorların diyelim, kimi mühendislerin, kimi öğretmenlerin, hani hepsini tabii aynı ölçüde böyle ağır bir yargıya tabi tutamam ama hani bu dünyada yer edebilmenin, bir yer edinebilmenin, tutunabilmenin belirli koşulları var. Yani gerektirdiği bir beceri var. Oyunu kuralına göre oynamak. Dolayısıyla yani Profesör Kane bunun karikatür bir örneği. Melodramik bir örneği belki. Trajikomik bir örneği Profesör Kane. O büsbütün hani kendi kafasının içindeki dünyada yaşıyor. İşte tabii kafanın içinde bir dünya olması lazım ama kafanın içindeki dünyanın da hani son bölümünde kitabın konu edilen aslında gerçeklikteki dünyayı hani birebir bir hani transkripsiyonu olamaz, tam birebir bir çevresi aktarım olamaz dış gerçekliğin. Çünkü insanın böyle bir yeteneği yoktur. Yani hiç kimse dış gerçekliği bütün olarak tam olarak tam bir sağınlıkla eksakt haliyle bilemez ama önemli ölçüde hani dış gerçekliğin, sosyal gerçekliğin, insan gerçekliğinin az çok ayrımında olabilir. Yani onun diyalektiğinin ayrımında olabilir, insanın diyalektiğinin. Dolayısıyla hani olabildiğince şöyle bağlayayım sözlerimi. Olabildiğince bizim bilincimizi aldığımız dünyanın bu konu aynı zamanda biliyorsunuz Sartre'ın şeyinde de geçer. Varlık ve hiçlik dinle, hiçlik yapıtı çok önemli bir felsefi yapıt. Bilincin içindeki dünya. Bilincin içindeki dünya hani gerçek dünya resmine yakın olmalı. Tam hani birebir aynısı olamaz. Ama ona yakın olmalı. Bunun için de şöyle son tümcem. Kant'ın bir sözü var. Çok anlamlı bir söz. Salt aklın eleştirisinde geçiyor. Kavramsız bilgi kördür diyor Kant. Bilgisiz kavram da boştur diyor. Yani bilgisiz duyumla doldurulmamış kavram boştur, duyumla. Nesnel gerçeklikten toparlanmış, yani sağlanmış duyumla, duyu verileriyle doldurulmamışsa kavram boştur. Buna karşılık kavramsız bilgi de kördür diyor. İşte o halkın bilinci, kavramsız bilgi. Hani bir şeyleri biliyorlar, görüyorlar ama doğru ayrıştırma, o nesnel gerçekliği, sosyal gerçekliği doğru yorumlayabilmenin, açıklayabilmenin, ayrıştırabilmenin kavramlarını bilmediği için, örneğin başta Metin Bey, ben işte Marksizme ilgi duyuyorum. Marksist düşünce yöntemine ilgi duyuyorum. Onun üzerine okuyorum dedi. Halk bilmiyor Marksizmi. Yani sınıf bilinci de yok zaten çok az ya da. Dolayısıyla yani bu sosyal gerçekliği hiç anlamlandıramıyor. Doğru düzgün anlamlandıramıyor. Zaten aslında Marksizm kullandığı anlamda ideoloji de. İdeoloji Marksist anlamda çarpık bilinç demek. Yani bizim aslında hani halkın bilinci bu. İşte öyle baktığınızda size bir siyasal parti şu an Türkiye'deki
işte o insanlar üzerinde yaptığı propaganda etkisiyle, kurduğu propaganda hegemonyasıyla savunulması gereken bir şey gibi görülebilir. Yani yurttaş olarak o partiyi savunabilirsiniz ama sizin nesnel gerçekliğinize büsbütün aykırı, sosyal gerçekliğinize taban tabana karşıt bir şeyler yapabiliyor mu? Yapabiliyor olabilir o siyasal parti. Ekonomi politiğinde örneğin. Yani diyelim işte kıdem tazminatı kaldırılıyor şimdi. Yani emekçiler, asgari ücretle çalışanlar falan ne kadar bunun farkında? Yeterince farkında olamıyorlar. Hala böyle bir az da olsa çok da olsa bir destek sürdürdüklerine göre bu anlayışlara yönelik. Demek ki kavram doğru kavramsal sisteme sahipler. Yani dış gerçekliği, sosyal gerçekliği, nesnel gerçekliği doğru düzgün yorumlayamıyorlar, açıklayamıyorlar, ayrıştıramıyorlar. İşte o yüzden kavramsız bilgi boştur diyor. Yani şey, kavramsız bilgi kördür diyor. Kant, Immanuel Kant, şalt aklın eleştirisinde. Şimdi önemli olan işte hem kitaplardan beslemek, yani burada bileşim şu, hani bilincimizde olabildiğince tabii bu da salt anlamıyla, mutlak anlamıyla insanın başarabileceği bir şey değil ama göreli olarak insan bunu başarabilir, her bir birey. İşte o hani doğru kavramlarla dış gerçekliği doğru yorumlamak. Burada işte o ikisi arasındaki diyalektik etkileşimi, ilişkiyi kurabilmek gerekir. Diyalektik düşünce çok önemli. Profesör Kane'de bu diyalektik düşünce yoktu. O kapalı bir fasit dairede aslında kendi düşünceleriyle, kavramsal sistemiyle, entelektüel bilgisiyle sosyal gerçeklik, insan gerçekliği, sosyal psikolojik işte dinamikler arasında hiçbir anlamlı ilişki, korelasyon kuramıyordu ki. Aslında bu kavramlar, kuramlar bunun için varlar. Doğru kuramlarsa onlar. Hani bilime yakın, gerçekçi düşünce geleneğine yakın, rasyonalizme yakın kavramlarsa eğer böyle olmaları gerekir. Bize her bir kavramsal sistem aslında sosyal gerçekliği, nesnel gerçekliği daha iyi açıklayabilmeli her bir bakış açısından. Kavramlarımız doğru olmalı. O kavramlar da bizim tabii bilincimizin içinde kalmamalı. O kavramsal bilgiyi, kuramları bizim gerçek yaşamla, gündelik sosyal pratikle sürekli bir sınama içinde tutmamız gerekir diyerek bağlayayım ben. Evet. Teşekkürler Mert Bey, değerli katkılarınız için. Herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Güzel bir söyleşi oldu. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar herkese. Evet, ben de iyi İyi akşamlar diliyorum. akşamlar. İyi İyi akşamlar. Sağ olun. akşamlar. Sağ olun.